Günaydınlar sevgili seyirciler, herkese merhabalar diyoruz. Kocaeli TV ekranlarında Ajans 9 yepyeni bir güne ve yepyeni bir haftaya başlıyor efendim. Sizlerle birlikte çaylar yudumlanıyor ve Ajans 9 açık kalsın efendim. Kocaeli TV açık kalsın. Bizler sizlere bugün 2 saat boyunca sabah haberlerini aktaracağız. Son dakika gelişmeleri var, onları da sizlerle paylaşacağız. Efendim 2 saatlik süre dedik, Facebook ve Twitter adreslerimizden de bizlere ulaşabilirsiniz. facebook.com/kocaelitvhaber ve twitter.com/kocaelitv, bunlar adreslerimiz. Mail adresimiz var efendim, ajans9@kocaelitv.com.tr mail adresinden bizlere mail atarak ulaşabilirsiniz. Bilgisayarlarınızdan, telefonlarınızdan mailleri bekliyoruz. Varsa sorunuz, varsa sıkıntınız, varsa ulaşmak isteyeniz yetkililer, lütfen Kocaeli TV aracılığıyla bizleri kullanarak, bizlere mail atarak ulaşabilirsiniz ya da sıkıntınızı paylaşabilirsiniz diyoruz. Sevgili seyirciler, yine 0262 335 25 25 numaralı telefonu söyleyelim, onu da hatırlatalım. Oradan da bizlere telefonla ulaşarak ekiplerimizi, arkadaşlarımızı çağırabilir, sorunlarınızı, sıkıntılarınızı aktarabilirsiniz diyoruz. Yine Ajans 9'da dop dolu haberler var. Hafta sonundan bugüne yansıyan önemli gelişmeler, önemli haberler ekranlara getireceğiz. Onları sizlerle paylaşacağız. Eylemler vardı. Efendim Kubile'yi almak istediler. Saadet Partisi eylem gerçekleşti. Aslında bir piknikti bu. Piknik organizasyonuydu. Ve Saffet Sancaklı ile ilgili haberler var. Üye çalışmaları, CHP'nin çalışmaları. Yine dop dolu 2 saat geçireceğiz sizlerle. Sevgili seyirciler, Türkiye turu bölümünde biraz bahsetmek isterdik ama bu önemli bir haber. Şimdi bahsedelim. Son dakika haberleri arasında geçiyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Cağaloğlu'ndaki binasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Olay yerinde itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyorlar ve yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alınabildi bu yangın. Ve efendim yangının olduğu binada büyük bir tahribata yol açtı bu yangın nedeniyle. Ve bina kullanılamaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı iddia ediliyormuş. İstanbul'da Cağaloğlu'nda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün binası efendim. Burada yangından muzdarip diyoruz ve geçmiş olsun, yaralananlar var efendim, sağlık anlamında onlara geçmiş olsun diyoruz. Ve başka bir haber, onu da sizlerle paylaşalım. PKK'ya savaş uçaklarının bomba yağdırdığı haberi. Sevgili seyirciler, Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı 8. Ana üssünden havalanan savaş uçaklarının terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta bulunan Hakuk kampına bomba yağdırdığı ifade edildi. Edinilen bilgiye göre Türkiye-Irak-İran sınırı hattında insansız hava araçları tarafından kaydedilen görüntüler üzerine Diyarbakır'dan kalkan F-16 savaş uçakları bölgede keşif uçuşu yaptı. Keşif uçuşunun ardından 10 ayrı savaş uçağıyla tespit edilen birçok hedefin vurulduğu belirtildi. Koordinatlar üzerine havalanan savaş uçakları belirlenen hedeflere vurduktan sonra üstlerine sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. Evet, bu da son dakika flash geçen haberler arasındaydı. Evet sevgili seyirciler, programımızın devamlılığında yine yerel gazetelerdeki başlıkları sizlerle paylaşacağız. 2 saat dedik ve önemli başlıklar var. Onlardan bir tanesi Saadet Partisi'nden taş ocağına tepki başlığı var sevgili seyirciler. Şöyle bir bakalım Saadet Partisi'nin taş ocağı tepkisi nasıl gerçekleştirilmiş. AK Parti'nin yüksek hızlı tren yoluna malzeme temin için taş ocağı kurmak istediği doğa harikası bölgede dün Saadet Partililer bir piknik etkinliği düzenlediler ve taş ocağına hayır eylemi neticesinde yapıldı bu. Yüzlerce milli görüş temsilcisi doğayı ellemeyin, buraya dokunmayın dedi. Maşukiye ile Yanık köyler arasındaki bölgede Çatalkaya mevkiinde düzenlenen eyleme Saadet Partisi'nin Kocaeli İl Başkanı ile birlikte Sakarya İl Başkanı da katıldı. Her iki il başkanı da burada taş ocağı yapmak doğa katliamıdır ifadelerinde bulundu. Saadet Partilileri bölgede Yanık köyü muhtarı Sibel Baykal karşıladı. Muhtar Baykal, Yanık köyünde 160 dönüm, Maşukiye köyünde 160 dönüm olmak üzere 320 dönümlük alanda doğa katledilecek. Bu Saadet Partisi'nin teşkilatlarının vermiş olduğu destek de bize güç ve moral kattı ifadelerinde bulundu efendim Yanık Köyü'nün kadın muhtarı Sibel Baykal. Evet, fotoğraflar var, biraz sonra görüntülerde de göreceğiz efendim neler yaşandı Saadet Partisi'nin eyleminde, mitinginde. Aslında bize bir piknik demişlerdi ama gördüğünüz gibi efendim fotoğraflarda biraz sonra haberi de sizlerle buluşturacağız. Ormanı rantına kurban etme, müteahhide karşı söylemler var. Müteahhide dinleme, milletini düşün diye pankartları görüyoruz.
yanık deresinden su içen efendim bardakla oradan suya daldırıp su içen il başkanının fotoğrafları da yer alıyor burada. Evet, kaptan Saffet anket yaptırıyor. Eski futbolcu, milli futbolcumuz Saffet Sancaklı MHP'den Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmaya hazırlanıyor Kocaeli'de. Evet, bununla ilgili gelişmeleri çok çok öncesinde Aydın Ünlü MHP İl Başkanı açıklamıştı. Ve MHP İl Başkanı Aydın Ünlü'nün açıklamalarına göre efendim genel merkezden de bir olur var herhalde ki bir anket yapma çalışmaları var. Ankete göre Saffet Sancaklı aday olacak ya da olmayacak. Ve başka bir gazetede de adayım şeklinde ifadeler var. Onları da biraz sonra sizlerle paylaşacağız. Efendim MHP'nin 2014 yılı Mart ayındaki yerel seçimlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı göstermek istediği Büyükşehir'in Kocaeli Spor'un efsane kaptanı eski milli futbolcu Saffet Sancaklı yeni yılın ilk günlerinde Kocaeli genelinde bir anket yaptıracak ve 2014 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler öncesinde Saffet Sancaklı'nın da akıbeti bu anketle belli olacak efendim. Kendisini halk tanıyor mu? Kendisine oy verir mi? MHP'den Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olsun mu? Ankette bu sorular olacak ve sizler vatandaşlar bu ankete cevap vereceksiniz. Efendim CHP'ye ince moral başlığı var. Onu paylaşalım. Kongrelerde bile salon dolduramayan özellikle pazar günleri yan gelip yatmayı çok seven CHP, dün partinin popüler siması Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili, Yalova Milletvekili efendim Muharrem İnce'nin ziyaretiyle hareketlendi. CHP İzmit İlçe Örgütü'nün düzenlediği toplantı fuarda gerçekleşti. Muharrem İnce ile birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Umut Orhan ve Kocaeli Milletvekili Profesör Doktor Urşit Güneş'in de katıldığı toplantıya binden fazla partili gelince bir kısmı salon dışında kaldı. İzmit konuşmasında AK Parti'yi özellikle Başbakan Erdoğan'ı eleştiren İnce, ANAP'ın da 300 milletvekili vardı ama 1989'da yerel seçimde Saadet efendim Sosyal Demokrat Halkçı Parti ezip geçti. Önümüzdeki yerel seçimde de aynısını yapacağız. Kimseyi kırmayın, küstürmeyin, herkesin oyuna ihtiyacımız olacak dedi. İnce, başbakan meclisten kaçıyor, bu çok önemli değil ama CHP iktidara gelince dikkat edelim Türkiye'den kaçmasın şeklinde konuştu. Bu arada CHP Genel Başkanı Yardımcısı Umut Orhan da konuşmasında başta İstanbul olmak üzere bütün kentlerin çok kötü yönetildiğini öne sürdü. ODTÜ'lü öğrencilerin üzerine 3600 polis gönderdiler. AK Parti ülkeyi de ekonomiyi de çok kötü yönetiyor. Kardeş kavgası yaşıyorlar. Artık AK Parti paramparça. Başbakanın karizması yerlerde sürünüyor. Biz iktidar olmaya hazırız ama halka güven vermemiz gerekiyor diye de ama diyerek de cümleyi devam ettirmiş sevgili seyirciler. Evet, partililerin sevgiseli var burada. CHP'li Muharrem İnce'ye ve Umut Orhan'a partililer sevgiselinde bulunuyor. Arka planda CHP Kocaeli milletvekilleri Mehmet Eler Kaplan ve Haydar Akar'ı da görüyoruz. Onlarsız olur mu efendim? Onlarsız olmaz tabii ki. Onlar da var. Çalışkan iki milletvekilimiz. Onlar da elinden geleni yapıyorlar. CHP'nin sesini dile getirmek anlamında, CHP'nin ve halkın isteklerini CHP olarak dile getirmek anlamında. Evet, CHP mahallelilerle buluştu ifadeleri var. Şimdi onu ekranlara getirelim. Buluşma toplantısında sürpriz konuk da var. Bu iki haberi peş peşe izleyelim şimdi. CHP İzmit İlçe Başkanı Selman Yıldırım'la yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltıya katılım oldukça yoğun olurken programın önemli konukları da vardı. Kahvaltıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Orhan, CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, Kocaeli Milletvekilleri Hurşit Güneş, Mehmet İlal Kaplan, Haydar Akar, İl Başkanı Yalçın Kuşkan, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, eski ilçe ve il başkanları da katıldı. Katılım fazla olunca partililerin büyük bir kısmı ayakta kaldı. Programda ilk olarak konuşan ilçe başkanı Selman Yıldırım, iktidara sert söylemlerle yüklenerek hedefimiz 2014'te CHP'yi İzmit'te birinci yapmaktır dedi. 2014 yerel seçimlerinde iktidar yapmaktır. Bu hedefimiz sosyal demokrat anlayışın bayrağını Bensa'ya 2014'te dikmektir. Yıldırım'ın ardından söz alan İl Başkanı Yalçın Kuşkan, Kocaeli'nin yerel yönetimler ve ülke yönetimi konusunda acınacak duruma geldiğini ifade ederek tek çarenin CHP iktidarı olduğunu ifade etti. Konusunda acınacak hale geldi. Emsal illerinden son 10 senede çok daha geriye gitti değerli arkadaşlarım. Bu nedenle bunun yapılabilmesinin tek koşulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı olacaktır.
Taş Ocağı hakkında da yorumda bulunan Kuşkan, yüksek hızlı tren milli bir projedir ama Maşukiye'nin Taş Ocağı olması asla kabullenilecek bir durum değildir şeklinde konuştu. Yüksek hızlı tren projesi, yüksek hızlı tren projesi bir milli projedir. Evet, bir milli projedir, kabul edebiliriz. Ancak Maşukiye'den taş alınıyor olması asla kent olarak kabullenebileceğimiz, orada bir ocak açılması bizim içimize sinecek bir hadise değil. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Orhan, Başbakan Erdoğan'ı eleştirerek Başbakan Erdoğan'a kendi sözleriyle yüklendi. Neden bu sorunlar var? Türkiye'de her şey var. Hava var, su var, insan var, çalışmaya ihtiyacı olan insan var, çalışkan insan var. Neden bir türlü biz mutlu olamıyoruz? Un var, şeker var, yağ var. Esasında bunu karacak insan da var, çalışacak insan da var ama bir türlü helva yapamıyoruz. CHP İzmit İlçe Örgütü'nün mahallelerde buluşma kahvaltısına sürpriz konuk olarak Muharrem İnce de katıldı. Konuşmasına moralinin çok bozuk olduğunu ifade ederek başlayan Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, Cumhuriyet'in zorunlu ihtiyaç molası verdiğini ifade etti. İki gündür moralim çok bozuk. Uyuyamıyorum sıkıntıdan. Bu padişah benim elimi sıkmadı ya, çok dertlendim. Sonra köye gittim. Babama dedim ki ya bu başbakan benim elimi sıkmadı. Oğlum elin kirlenmemiş, daha ne istiyorsun? Partililerini uyaran İnce, 2002, 2007, 2009, 2011'de yenemedik. Bu doğru. Önce bunu kabul edelim ama 89 yılında yaptığımızı tekrar yapacağız dedi. Böyle yağma yok. Cumhuriyet benzini bitmedi. Cumhuriyetin motoru bozulmadı. 2002'de bunları yenemedik. 2004'te yenemedik. 2007'de yenemedik. 2009'da yenemedik. 2011'de yenemedik. Bu doğru. Önce bunu kabul edelim. Ama şu da doğru. 1988 yılında bıçağının iki tarafı da kesen 300 milletvekilli bir ANAP vardı. Bir anda 67 belediyenin, 67 il belediyesinin 41'ini SHP aldı o zaman. Biz 89'da yaptığımızı bir daha yapacağız şimdi. Hiç merak etme. Muharrem İnce'nin İzmit'e geleceğini duyan atanamayan öğretmenler de kahvaltıda hazır bulundu. İnce seslerini duyuramadıklarını ifade eden öğretmenlere önce fırça çekti, sonra seslerini nasıl duyuracaklarını anlattı. Meydana, Kızılay Meydanı'na 50 bin kişi geleceksiniz. 50 bin kişi geleceksiniz oraya. Bak hükümet sesini duyuyor mu, duymuyor mu? Kendi sorununuza önce kendiniz sahip çıkacaksınız. Ama bütün meseleleri, emeklileri bir kenara bırakıp, işçileri bir kenara bırakıp, her gittiğimiz yerde atanamayan öğretmenleri de anlatamayız. Onları da anlatacağız tabii ki ama tek konumuz o olmayacak. Bak ODTÜ'de gençler sahip çıktı. Gördünüz mü? Evet, İnce'nin de katıldığı bir toplantıydı sevgili seyirciler. Fuar içinde yapıldı, gerçekleştirildi CHP'nin toplantısı. Mahalle teşkilatlarıyla buluşuldu, üyelerle buluşuldu, halkla buluşuldu bu toplantıda. Evet, dediğimiz gibi CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Orhan oradaydı. Umut Orhan tabii ki bir moral kattı CHP'ye ama Muharrem İnce'nin ayrı bir etkisi vardı. Muharrem İnce ile herkes fotoğraf çektirmeye çalıştı, yarıştı hatta. Efendim onun da söylemleri vardı. 89'daki yaptığımızı tekrar yapacağız ve yerel yönetimleri alacağız dedi AK Parti'nin elinden. Sevgili seyirciler, Kuruçeşme'de gasp iddiası başlığı var. İzmit'in Kuruçeşme beldesinde önceki gece saat 21.30 sıralarında gasp iddiasına dayalı büyük bir meydan kavgası çıktı. Polis olayla ilgili olarak 3 kardeşi gözaltına aldı. Evet, bugün onlarla ilgili de akıbeti belli olacak, olayın akıbeti ve adliyeye sevk edilecekler ya da serbest bırakılacaklar. Onları da paylaşacağız sizlerle 18.30 ana haber bülteninde. Sit alanları rant alanları oluyor başlığı var sevgili seyirciler. Bugün İzmit'in bulunduğu topraklar dünyadaki en eski yerleşim alanlarından biri olarak biliniyor. Yüksek mimar Fügen Avdan elimizin binlerce yıl önceki yerleşim alanlarının sit alanı olarak korunmamasından yakınmış efendim. Böyle bir açıklama yapmış gazeteye.
Büyük Birlik Partisi çoğalıyor. Büyük Birlik Partisi İzmit ilçesinde efendim üye kapma yarışına girdi. AK Parti CHP arasındaki üye kapma yarışına Büyük Birlik Partisi de dahil oldu. 2014 yılı Mart seçimlerinde iddialı olmak isteyen Büyük Birlik Partisi yine üye katılımları yaptı sevgili seyirciler. Bu üye katılımına Büyük Birlik Partisi'nin MYK üyesi Mustafa Demir de katıldı. Dün 71 yeni üye partiye katılım töreninde bulundu. 71 yeni üyeye rozet takıldı sevgili seyirciler. Evet, bir vefat haberi yer alıyor. Mesude Öğretmen, evet, LHP'si öğretmenlerimizden bir tanesi Mesude Öğretmen 50 yaşında yaşama veda etti. Mesude Karagül'le uzun yıllar İzmit Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapıyordu. Son olarak 24 Kasım Anadolu Lisesi'nde mesleğine devam ediyordu. Ayakkabıdan Mahallesi'nde oturan Mesude Karagül'le efendim iki çocuk annesiydi ve kansere yenik düştü. Maalesef direnemedi daha fazla. Evet, Saadet Partisi'nden Taş Ocağı'na tepki başlığı vardı. Onu paylaşmıştık sizlerle. AK Parti'nin yüksek hızlı tren yoluna feda ettiği Maşukiye'deki o güzelim doğa alanı efendim Saadet Partililer tarafından bir protestoyla buraya taş ocağı açılmasın şeklinde nitelendirildi sevgili seyirciler. Bir piknik etkinliğiydi. Şimdi Saadet Partili'nin yapmış olduğu piknik etkinliği taş ocağına karşı dik duruş ekranlara gelsin. Maşukiye'de taş ocağı kurulmasını istemeyen Saadet Partisi İl Teşkilatı bölgede protesto gerçekleştirdi. Sevgili seyirciler, pazar günü oldukça soğuk ve yağışlı bir havada Saadet Partililer Maşukiye'de kurulması planlanan taş ocağının kurulacağı alana geldiler. Görmüş olduğunuz gibi yüzlerce Saadet Partili burada taş ocağının kurulmasını istemiyor. Sinan Ejderoğlu başkanlığında buraya gelen teşkilat üyeleri burada yapacağı protestoyla taş ocağının burada istemediklerini tekrar dile getirmiş olacaklar. Çok sayıda partilinin katıldığı eyleme partinin Sakarya İl Teşkilatı'ndan da destek geldi. Partililer taş ocağının kurulacağı alanda yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı. Maşukiye cennetten bir köşe ve Saadet Partisi de bu cennetin yok olmaması için mücadele ediyor. Saadet Partisi İl Başkanı Sayın Sinan Ejderoğlu yanımızda. Başkanım, hakikaten güzel bir yer. Siz de burada suyu içerek bunu anlatmaya çalıştınız. Neler söyleyeceksiniz? Dünya su için, doğa için savaş yapıyor. İnsanlar ölüyor, kan akıtılıyor. Bütün güçler bu bulunduğumuz, Allah'ın bize vermiş olduğu bu nimeti elde etmek için birbirini kırıyor. Bizim kırmamıza gerek yok. Allah alttan su çıkartmak için milyarlarca dolar harcıyor dünya. Ama bizde yüzeyden su çıkıyor. Tabiat komple vermiş bütün güzelliğini. Bu bize bu güzellikte sahip çıkmak bizim görevimiz. Bunun debisi ölçülemez. Bu yeşillik tonunun ve havaya vermiş olduğu faydalar ölçülemeyecek kadar fazla. Bunun hesabı da ağır olur. Evet, Saadet Partililerine mikrofon uzattık. Neden karşı olduklarını da açıkladılar efendim. Taş ocağına neden karşı durduklarını da ifade ettiler. Evet, bu 3 hat var efendim şimdi yüksek hızlı trende. 2 tanesi gidiş geliş hattı olarak kullanılacak İstanbul-Ankara arasında. Bir tanesi de efendim bir otobüs şeklinde Sakarya'dan İstanbul'a kadar ya da Gebze ile Köseköy arasında taşımacılık yapacak bir ring gibi banliyö treni olacak. Onunla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Her gün üst geçitten geçerken bakarsanız aşağıda İzmit merkezinde çalışmalar şu anda mevcut durumda. Çalışmalar neticesinde yüksek hızlı treninin 3 hattı da açılacak. Sevgili seyirciler, Kocaeli İtfaiyesi Kocaeli Üniversitesi'nde stand açtı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı KOSGEM İtfaiye'nin tanıtımına yönelik etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda olağanüstü durumlarda itfaiyenin elinde eli kolu olacak gönüllü itfaiyecilerle yönelik uygulamalarda yapılacağı ifade ediliyormuş. Kocaeli Üniversitesi'nde stand açmışlar. Gönüllü itfaiyeci arıyorlar. Üniversite öğrencilerinden de gönüllü itfaiyeciler olabilir. Mezbah personeline zoonoz semineri verildi sevgili seyirciler. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi doğal koşullarda insanlardan hayvanlardan da insanlara geçebilen zoonoz hastalıkları hakkında seminer düzenledi. Veterinerlerden bu seminerler geldi efendim. Mezbah personeli bu konuda uyarıldı, dikkatli olun dediler.
Büyükşehir Marmara'nın temizliğine model oldu başlığı var. Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ve Marmara Denizi'nin kirlilikten kurtulması, arındırılması yönünde yapılan yapılması gerekenlerin ele alındığı Derdimiz, Değerimiz, Denizimiz Marmara konulu çevre sempozyumu İstanbul'da gerçekleştirildi. TÜBİTAK MAM tarafından desteklenen etkinliğe Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı Muhammed Balta da katılmış efendim. Burada Marmara'nın temizliğinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu çalışmalarda örnek niteliğinde anlatılmış, aktarılmış. Evet, yine haberler arasında neler var bakalım şöyle. Kapalı pazar yeri ne zaman yapılacak diyor. İzmit pazar yeri cumartesi pazarını cadde üzerinden kaldırmak için yapılması planlanan Kadıköy pazarındaki kapalı pazar projesi yeri de hazır olmasına rağmen bir türlü başlatılamadı. Şimdilik otopark olarak kullanılıyormuş. Bu pazar tutmadı demişler. İzmit otobüs terminali arkasında bulunan özelleştirilen tekele ait değerli arazi Osman Pepe'nin bakanlığı döneminde yaptığı girişimlerle İzmit Pazarcılar Odası'na tahsis edilmişti. Bu alan üzerine Büyükşehir Belediyesi de önemli ölçüde para harcayarak düzenlemeler yaptı. Geniş alan İstanbullu pazarcıların kurduğu ulus pazarına alternatif pazar kurulması için İzmit Pazarcılar Odası'na tahsis edildi. Pazar günleri efendim burada İzmitli pazarcılar tezgah çoruları ancak ilk günden beri bu pazar yeri hedefine ulaşamadı demişler efendim. Arkadaşlarımız pazar günü biraz gezmişler, pazarları dolaşmışlar. Onlar da bu şekilde aktarımlarda bulunuyorlar. CHP Kubilay'ı andı. CHP Üniversite Komisyonu 23 Aralık 1930 itibariyle İzmir Menemen'de katledilen Şehit Asubay Kubilay'ın katledilişinin 82. yılında anma töreni düzenledi. CHP'li gençler parti binasında bu etkinliği düzenlediler. Evet, CHP'li gençlerin bir kısmı da sokağa inmeye çalıştı. Onunla ilgili haberler de var. Onları da sizlerle paylaşacağız. TGB'li gençler, sevgili seyirciler, polis engeline takıldı. Kubilay'ı anmaya bile izin yok demişler haberin detaylarında. Onu da paylaşalım sizlerle. TGB'li gençler, yani Türkiye Gençlik Birliği'ne üye olan gençler engellendi polis tarafından diye söylenmiş. Akşam saatlerinde Kubilay'ın şehit edilişinin 82. yıl dönümünde Merkez Bankası önünde yürümek isteyince polis engeline takıldı. Vali Ercan Topaca'nın talimatı üzerine akşam saatlerinde yürüyüşe izin vermeyen emniyet görevlileriyle yürüyüşe geçen gençler arasında tartışma yaşandı. Her ne kadar şube başkanı Eşim Çakmak emniyet görevlilerini ikna etmeye çalışsa da çabaları sonuç vermedi. Polisin kararlılığı üzerine gençler yürüyemeden yürüyüş yolu başında polis barikatı önünde basın açıklaması yapmak zorunda kaldı. Gençler adına basın açıklamasını yapan şube başkanı Eşim Çakmak, bugün Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca Kubilay yürüyor. 1950'lerden itibaren emperyalizmin desteğiyle şiddetle darbeyle provokasyonlara cumhuriyete yönelik saldırılarını sürdürmüş ve iktidar olmuştur. Emekçi halkımız alın terinin gerçek karşılığını alacak. Milletimizin bilgi ve vatanın birliği ve vatanımızın bağımsızlığı yeniden kazanılacak diyerek cumhuriyetin savuncusu olduklarının da efendim ifade etmişler TGB'li gençler. Türkiye Gençlik Birliği'ne üye olan gençler yürüyemedi, polis engeline takıldı diye söyledik efendim. Evet, devam ediyoruz haberlerimize, detaylarını şimdi aktaracağız sizlere efendim diğer haberlerin. Duvar yazısı bölümündeyiz. Olayların perde arkası sayfasında elektrik fazla kesilince SEDAŞ tazminat ödeyecekmiş. Biz Kocaeli'de her ay SEDAŞ'tan alacaklı çıkarız da onlar parayı öderler mi, orası bilinemiyor demişler. Ve bakıyoruz efendim diğer haberlerde. Atakent'te kapıcılar çok üşüyorlar. Kapıcılar efendim kombi takılmamış kapıcı dairelerine ve burada bulunan kapıcı aileler efendim üşüyorlarmış. Topaca Twitter'ı çok iyi kullanıyor demişler. Kocaeli Valisi Ercan Topaca Twitter'ı en iyi kullanan idareciler arasında yerini aldı. Vali Topaca kent halkı ile ilgili pek çok konuda tweet atarak ilişki kuruyor. Geçen hafta Cuma günü Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde karnedeleriyle okulların bir gün tatil edildiğini de Twitter hesabından duyurdu. Öğrencilere evlerinde kitap okumalarını tavsiye etti. Elimizde altın otellik için başvuru bekleniyormuş sevgili seyirciler. Adalet Bakanlığı Gebze'de 4, Körfez ilçe Hereke ve Bekirpaşa'da birer tane olmak üzere 6 yeni otellik kurulacağını açıkladı. Talip olanların, bu otelliklere talip olanların 22 Ocak 2013 akşamına kadar ilçe Cumhuriyet Savcılıklarına başvurması gerekiyor. Noter yeterlilik belgesiyle birlikte tabii ki.
Tabip Odası'nda yeni yıl kokteyli var. Kocaeli Tabip Odası yönetimi yeni yıl kokteyli geleneğini sürdürüyor. Tabip Odası üyeleri 26 Aralık Çarşamba günü akşam saat 18'de oda binasında kokteyle davet edildiler. Bütün Tabip Odası üyelerini buraya davet ediyoruz. AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Sedat Tücel yarın sabah 9.30'da belediyenin Ayşehan tesislerinde basın toplantısı düzenleyecekmiş efendim. Gölcük'te yaptıkları çalışmalardan, projelerden ve AK Parti'nin ilçe teşkilatının hedeflerinden bahsedeceklerdir herhalde. Kaçak yapılar yıkılıyor başlığı. İzmit Belediyesi imara aykırı yapı yapanları affetmiyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü imara aykırı olan ve çevreye kötü görünüm kazandıran bazı yapıları yıkmak zorunda kalıyor. Ruhsatları olmayan ve kaçak olan yapılardan bahsediyoruz tabii ki. Efendim yine detaylarına bakacağız diğer haberlerin sayfalarında ve VTR'lerimiz gelsin ekranlara. Sancaklı'nın adaylığı ankete bağlı demişler sevgili seyirciler. Sancaklı biliyorsunuz ki MHP'de şu anda genel merkezde de efendim etkili bir isim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak istiyor. İzmit'e gelmek istiyor, Kocaeli'de yaşamak istiyor. Ve bundan sonra Kocaeli'de sık sık göreceğiz onu. Aydın Ünlü efendim lanse etmişti Sancaklı'yı ve Sancaklı adayım dedi sevgili seyirciler. Ama anket düzenleyeceğim, ondan sonra akıbetimiz belli olacak dedi. Şimdi Saffet Sancaklı'nın anketiyle ilgili gelişmeler gelsin ekranlara. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını resmi olarak açıklamayan Saffet Sancaklı önümüzdeki aylarda Kocaeli'de anket yaptıracak. Sancaklı'nın adaylığını bu anketin sonucuna göre resmi olarak açıklayacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili Kocaeli TV'nin sorularını yanıtlayan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Saffet Sancaklı'nın anket yaptıracağını doğrularken, Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ise herkese kapılarının açık olduğunu dile getirdi. Şu an hem MHP İl Başkanlığı hem Sayın Saffet Sancaklı araştırıyor. Şu an Kocaeli kamuoyu ismi tartışıyor. Teşkilat altyapısını takip ediyor. Anladığım kadarıyla Sayın Saffet Sancaklı da Kocaeli'de bir anket yaptırarak kendi kararını verecek. Onun kararından sonra Kocaeli teşkilatları bir karar verecek. Burada Saffet Sancaklı ile kurulan diyalog şu bilgiyi yanlış algılamayı kaldırmak istiyoruz MHP'li başkanlığı olarak. Aday adaylarının hiçbir aday adayının önü kapalı değil. Yani biz Sayın Saffet Sancaklı ile diyalog kurarak diğer aday adayların önünü kapatmış değiliz. Herkes aday olur. Tabii bu süreçte herkes Milliyetçi Hareket Partisi'nden gerekli araştırmalar yapılabilerek, diyaloglar kurularak aday adayı olabilir. İl Yönetim Kurulu üyeleriyle ve gazetecilerle bir araya gelen Aydın Ünlü ayrıca yaptığı açıklamada yerel seçimlerde en az 150 bin oy alacaklarını dile getirdi. Ünlü seçimlerle ilgili ilk kez bu kadar net konuştu. En kötü senaryomuz bugünkü siyasi konjektör, tek bayrak tek devlet, bu seçim farklı sloganlarıyla. Biz araştırdığımızda bizim en kötü oyumuzun belediye başkanı adaysız ham oyumuzun 150 bin civarlarında çıkacağını tahmin ediyoruz. Evet. Burada ne belediye meclis üyeleri, ne belediye başkanı, ne büyükşehir belediye başkanı faktör olmadan bugün tek bayrak tek devlet diyen ülkenin geleceğiyle sıkıntısı olan insan sayısının en az 150 bin. Evet, AK Parti ve CHP'nin adaylarıyla yarışır diyor efendim Ünlü ve kazanır hatta diyor. Çünkü spor camiasından ve birçok camiadan, sivil toplum örgütlerinden, diğer partilerden de oy alacaktır diyor Saffet Sancaklı ile ilgili. İddialı konuşuyor ve bir anket yaptırılsın ve bizler de görelim bakalım ankete göre ne olacak. AK Parti'nin gençleri toplantı demişler efendim. AK Parti ilçe gençlik kolları yürütme kurulları, il gençlik kolları yürütme kurulu ev sahipliğinde gerçekleşen İstişare toplantısında bir araya geldiler. Toplantıda tamamlanan projeler değerlendirildi ve devam ettirilen projeler değerlendirildi. Burada AK Parti'nin gençlerin toplantısına İl Başkanı Mahmut Civelek de katıldı. Gençlere hitaben bir konuşma yaptı. Onların çalışmalarını takip ettiklerini, tabii ki kendi çalışmalarında gençlere örnek olacağını, onların önemli fikirlerinde, genç fikirlerinin de kendilerine örnek olacağını ifade etti. Büyük Birlik Partisi Ayaz'a da gitmiş efendim. Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Serhat Duyar ve yönetim kurulu üyeleri Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'ı makamında ziyaret etmişler.
Evet, Emek Partisi İl Başkanı Güner Kizir yeni bütçede sadece faiz ve rant olduğunu belirtti. Kizir açıklamasında 2013 yılı bütçesinde işçi yok, emekçi yok, emekli yok. Kısacası halk yok, faiz ve rant var, patronlara kıyak, emekçiye sefalet var. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi önemli ve hayati bakanlıkların bütçeleri alabildiğine düşerken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi birkaç bakanlığın bütçesine de denk gelmelidir, gelmektedir diyor Güner Kizir. Evet, Büyük Birlik Partisi'ne 71 yeni üye dedik. Sevgili seyirciler, 158 harabe yapı yıkıldı. İç sayfada yer alıyor. Yeni İzmit Belediyesi'nin mahallelerde kötü görüntü sağlayan yapılarının yıkıldığı ifade edilmiş. 55'ten hacı ziyaretleri demişler efendim. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet 55 hacdan dönen vatandaşlarını evinde ziyaret ediyor. Gölcük'te yaşayan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek hal hatır soruyor. Eski dostlar yeni yılı erken kutlamışlar sevgili seyirciler. Eski dostlar 326. toplantısında buluştu. Efendim yine tabii ki onlar gayet gerçekten de eski dostlar. Onlar belki 50 yıldır, 60 yıldır tanışıyorlar ve 60 yıldır da bu geleneği sürdürüyorlar. Efendim yine bakalım haberlere. Bankta yatan vatandaş barınma evine konulmuş. Sevgili seyirciler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sokakta kalan Kemal Şentürk adlı vatandaşı sokaktan alarak barınma merkezine yerleştirdi. Efendim barınma evinde gitmemek için uzun süre dil döken bu kişi zabıtanın ekiplerinin çabası sonrasında bulunduğu yerden alınarak barınma merkezine götürülmüş. Evet, bankta yatarken bulunduğu ifade ediliyor sevgili seyirciler bu vatandaşımızın. 153 zabıta ve 444 1141 numaralarını sizler de arayıp sokakta böyle vatandaşlar görürseniz lütfen ekiplere bildirin. Onlar da güzel dille, iyi dille alsınlar, götürsünler barınma merkezine, onlara sıcak bir yuva, sıcak bir yemek yedirsinler. Evet sevgili seyirciler, Yalova'dan ziyarete gelmişler. Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler 2. Sınıf öğrencileri ve bölüm başkanından oluşan bir grup Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etmiş. Efendim buradaki örnek çalışmaları da alıp Yalova'ya taşımak üzere bu ziyaretin gerçekleştiği ifade ediliyor. Efendim İcrar Aydın Derince'ye gelmiş. Derince'de vatandaşlarla birlikte sohbete katılmış efendim İcrar Aydın. Derinceliler'le buluşan tiyatrocu, yazar, oyuncu İcrar Aydın hayatından kesitler sundu programda. İzleyicilere unutamayacakları bir akşam yaşatmış. Evet sevgili seyirciler, Darıcalı'da ve CHP'den muhteşem bir gece haberleri var. Biraz sonra haberin detaylarına bakarız diğer gazetelerimizde. Bir haberimiz gelsin. Saadet Partisi İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi. İl Divan Toplantısı'nda yine AK Parti'ye yüklendi efendim Saadet Partililer. Bakalım bu sefer neyle yüklendiler, izliyoruz. Saadet Partisi İl Divan Toplantısı Kartepe'deki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde partililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda İl Başkanı Sinan Ejderoğlu'nun yanı sıra partinin ilçe başkan ve yöneticileri de hazır bulundu. Toplantıda ilçe başkanları yapmış oldukları çalışmalarla ilgili partilileri bilgilendirdi. İnşallah programımız 62 mahalle temsilcimiz tamam. 52 ve 10'da köyümüz var. Hepsi tamam ancak... Evet, toplantıya çok sayıda partili katıldı. Saadet Partisi İl Divan Toplantısı'nda hükümete yüklendi buradaki Saadet Partililer. Sevgili seyirciler, bizim Kocaeli Gazetesi'ne şöyle bir bakalım ve manşetinde Devlet Bahçeli izin verirse adayım şeklinde ifade var. Adı MHP'den Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için geçen Safiye Sancak'tı. Bahçeli izin verdiği takdirde aday olmayı çok istediğini söyledi. MHP'den Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için adı geçen Kocaeli Spor'un efsane kaptanı ve gol kralı Saffet Sancak'tı. Okuduğu lisede Türk bayrağı indirilip Rus bayrağı asıldığı gün ülkücü olmaya karar veren, ocaklara gidip eğitim alan ve çok sayıda ülkücü yetiştiren biri olduğunu ifade etti. Futbol oynadığım için siyasi kimliğimi sakladım ama şimdi rahatlıkla ülkücüyüm diyebilirim dedi. Kocaeli Spor'a transfer olduğunda kendisiyle birlikte elimize gelen ağabeyi Şevki Sancaklı'nın AK Parti'nin kurucularından biri olduğunu, Nihat Ergün'ün il yönetimde görev yaptığını söyleyen Sancaklı, AK Parti'den bana da çok teklif geldi ancak kabul etmedim dedi. Kocaeli dışında başta İstanbul olmak üzere 10 kadar ilden adalet teklifi aldığını belirten Sancaklı'nın tek tercihi Kocaeli.
Safet Sancak da adaylığı konusunda ise şunları söylemiş. Kocaeli benim için çok önemli bir şehir. Aday olmayı elbette ki isterim. Hem de çok, ancak adaylık konusunu henüz genel başkanımız Devlet Bahçeli'ye aktarmadım. Kendisiyle konuşacağım, düşüncemi aktaracağım. Uygun görüp izin verirse Kocaeli'de Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak isterim şeklinde söylemleri var sevgili seyirciler. Biz buralıyız, burada yetiştik, burada büyüdük ve efendim Kocaeli Spor'a gönül verdik. Daha sonrasında Ülkücü Camia'ya gönül verdik diyor ve Büyükşehir'den aday olmak istediğini belirtmiş. Devlet Bahçeli izin verirse, orada bir parantez açmak lazım. CHP'liler İnce'yi dinlemeye koşmuşlar sevgili seyirciler. Saadet Partisi de eylemlerini yine sürdürüyor burada. Ondan da başlık var. CHP'liler İnce'yi dinlemeye koştu başlığında. Şiir gibi bir konuşma yaptı Muharrem İnce ve partililerin gönüllerini fethetti. Oraya gelen çok sayıda halk ve partili Muharrem İnce ile fotoğraf çekme yarışmasında bulundu diye söyleyelim. Trafik canavarı yine fazla mesai yaptı sevgili seyirciler. İlk 13 ayında Türkiye'de 270.508, Kocaeli'de ise 2460 kaza oldu. Trafik canavarı, işte suçluyoruz trafik canavarını. Nasıl bir canavarsa o, neredeyse bulamadık bir türlü, ama trafik canavarı şu kadar kazaya sebep oldu, bu kadar kazaya neden oldu, şu kadar kişiyi öldürdü diyoruz. Fakat trafik canavarı nerede onu bilmiyoruz. Trafik canavarı içimizde sevgili seyirciler. Trafik canavarı benliğimizde, ayaklarımızda, gaz pedalına basan sağ ayağımızda, efendim vites değiştiren sağ elimizde, sol elimizde direksiyon tuttuğumuz o sol elimizde trafik canavarı her yerimizde. Dikkatli olmuyoruz, uykusuz yola çıkıyoruz. Efendim daha sonrasında alkollü araç kullananlar var, ehliyetsiz araç kullananlar. O yüzden de trafik canavarını bizler kendi içimizde barındırıyoruz zaten. Efendim 2 yaşında kalp krizi geçirdiği başlığı var. Geçen yılbaşı babasının kollarında kalp krizi geçiren 3 yaşındaki Erdal'ın hastalığına çare bulunamıyor. Erdal yaşama tutunmak için çaba gösteriyor ama gözleri açık bir şekilde uyuyor. Annesi babası her yere gitmiş. Bütün hastanelere gitmişler, uğraşmışlar. Doktorlar çocuğun hastalığıyla ilgili tespitte bulunamıyorlar. Ne oldu bu çocuğa bilemiyoruz tabii ki. Ama umarız ki hayata dönecektir. Annesinin babasının kollarına tekrar atlayan, zıplayan bir Erdal olacaktır. Erdal 3 yaşında ve 2 yaşındayken bu hastalığı geçirdi. Babasıyla 2011'i 2012'ye bağlayan gece markete giderken efendim bir anda bayıldı ve daha sonrasında babası şaka yaptığını zannediyordu. Fakat şaka değildi. Babası anında hastaneye taşıdı onu. Hemen Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, oradan Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Oradan da helikopter ambulansla İstanbul Şişli Hastanesi'ne kaldırıldı efendim Erdal. Ve orada 23 gün yoğun bakımda kalmıştı. Erdal'ın hayatı işte o zaman söndü. Erdal o zamandan beri, yani yaklaşık bir senedir efendim konuşamıyor, yürüyemiyor, hareket edemiyor. Sadece yatağında kalıyor ve uyuyan bir şekilde, gözler açık bir şekilde uyuyor sevgili seyirciler. Erdal'ın hali bu. Evet, yardım etmek isteyenler, çözüm bulmak isteyenler, Amerika'ya gönderelim, efendim Erdal'ı hayata döndürelim diyenler lütfen bize ulaşsın. Bizler aileye ulaşırız diye söyleyelim. Sevgili seyirciler, CHP'li gençler danışma meclisinde buluştu. CHP'li gençlerin danışma meclisinden görüntüler gelsin şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Gençlik Kolları Danışma Meclisi toplantısı Dafne Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ziya Saygın, Tansu Tiryaki, Gökhan Başar, Divan Kurulu üyelerinin başkanlığında gerçekleşen danışma meclisi toplantısına katılım yüksek oldu. Danışma meclisi toplantısında söz alan CHP Üniversite Komisyonu Başkanı Nermin Karataş, hükümeti sert sözlerle eleştirdi. Memura yapılan zamları da biliyoruz. Tarımın hayvancılığın ne halde olduğunu da biliyoruz. Ama bizim ümidimiz bir gecede Ankara'ya çadırlar kuran tekel işçileriyle can buldu. Karataş, hükümetin sözde üniversite harçlarının kaldırıldığını fakat hala ikinci öğretim öğrencilerinin harç ödediğini ifade etti. Herkes kulaklarını tıkadı. Harçları kaldırdık diye şov yaptılar. İkinci öğretimdeki arkadaşlarımız zam üstüne zam yedi. Danışma meclisi toplantısı ikinci bölümde basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Evet, üniversitelerinde hükümete hedef aldığı açıklamalar yapıldı burada. AK Parti iktidarına hedef alan açıklamalardı. Sevgili seyirciler, siz de gönüllü olun demişler. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi yeni gönüllüler için Kocaeli Üniversitesi'nde stand açtı.
Kocaeli Üniversitesi'nde de stand açan itfaiyecilere tabii ki kayıtsız kalmadı üniversiteliler. Hemen geldiler, başvurularda bulundular. Evet, sizin de çevrenizde yangın olabilir. Fakat yangına bilinçsizce müdahale etmek sizin de sorununuz olabilir. O müdahale ettiğiniz evin ya da dükkanın içinde bulunan kişilerin de sorunu olabilir. Gönüllü itfaiyeciler işte bunun için var. Gönüllü itfaiyeciler bu yangınlara karşı müdahalede nasılsa öteki itfaiyeciler kadar, gerçek itfaiyeciler kadar da efendim bilinçli bir şekilde davranabilecekler. Onlar eğitimini de alıyorlar bu işin tabii ki. Onlara da güvenelim diyoruz. Sevgili seyirciler, az önce bahsettiğimiz 2 yaşında kalp krizi geçiren Erdal'ın hayatı burada yine anlatılmış. Minik Erdal'ın hayat hikayesi burada paylaşılmış. Annesi babası çaresiz Erdal 2 yaşındaydı ve 1 sene önce bir hastalık geçirdi. Şimdi yatağa mahkum. Anne ve babası evlatlarının yeniden sağlığa kavuşması için dua ediyor her gün. Her yeni güne dua ederek uyanıyorlar. Onlar hep uykularında acaba Erdal nasıl diye zıplıyorlar. 1 senedir bu şekilde. Dedik ya işte, ben zaten az önce size olayı anlattım. Cumartesi günü bu haberi yapmıştık ve gerçekten bizlerin de yüreğini sızlatan bir haberdi. Sizlerle paylaştığımız haber. Yardım ederim. Amerika'ya göndeririz. Efendim böyle bir dayanışma, birleşme, bütünleşme şu günlerde hele ki böyle şeylere ihtiyacımız var. Efendim lazımsa böyle bir şey yapalım. Sizlerin de desteği olsun. Erdal'a bir destek verelim sevgili seyirciler. Erdal'ı hayata tutunan biri olsun sizlerin desteğiyle. Ve iş sayfalarda yer alan haberlerde yine eski dostlar demişler, yeni yılı erken karşıladılar. Daha sonrasında efendim Bahçeli izin verirse adayım demiş yine Saffet Sancak'ta. İş sayfalarda büyük büyük haberleri var fotoğraflarıyla. Ve bakıyoruz efendim Kocaeli'de Bunlar Konuşuyor bölümünde Süvar Uysal yakınlığı Demokrat Parti'ye slogan oldu demişler. Nermin Tolun sesi çıkmıyor başlıkları var efendim. Sedaş muhtarı çileden çıkarmış. Hangi muhtar bakalım? Gebze'de sanıyorum ki Gebze'de muhtarın efendim Arapçeşme Mahalle muhtarı Remzi Kandas çileden çıkmış Sedaş'a karşı. Çayırova Belediye Başkanı Ziyahattin Akbaş da dernekler kültür evi olacaklar demiş sevgili seyirciler. Hükümet olmuş Maho Ağa cümlesi de yine cumartesi gününden gündeme yansıyan bir haberdi. Efendim bunun açıklaması da tabii ki Hurşit Güneş'ten gelmişti. CHP Kocaeli Milletvekili Profesör Doktor Hurşit Güneş mecliste yaptığı konuşmada hükümet olmuş Maho Ağa Kibar Feyzo filmlerini de bizlere anımsatmıştı. Evet sevgili seyirciler, devam ediyoruz iş sayfalardaki haberlerle paylaşmaya sizlerle. Şirince'de değil Derince'de demişler sevgili seyirciler. Bir başlıkla yine burada İcdel Aydın gazeteci yazar İcdel Aydın efendim burada bazı açıklamalarda bulunmuş. Büyük Birlik Partisi'ne 70 üyeye rozet takıldı demişler efendim. Yine onun detaylarını şimdi ekranlara getirelim. Sabahtan beri bahsediyoruz. Büyük Birlik Partisi 70 üyeye nerede rozet taktı? 70 üyenin katılım töreninde neler yaşandı? Hep birlikte izleyelim. Büyük Birlik Partisi İl Teşkilatı'nın düzenlediği üye katılım törenine katılım yoğun oldu. Programa Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Serhat Duyar, Büyük Birlik Partisi MYK üyesi Mustafa Demir, İzmit İlçe Başkanı Mehmet Demir, İl Kadın Kolları Başkanı Tuğba Türkmen, İl Gençlik Kolları Başkanı Mesut Ceylan, Alperen Ocakları Başkan Yardımcısı Kadir Aktaş ve çok sayıda Büyük Birlik Partili katıldı. Törende konuşan İl Başkanı Serhat Duyar, Türkiye'nin üreten toplumdan çok tüketen toplum haline geldiğini ifade etti. Bugünkü programın mimarlarıdır. 41 kere maşallah olsun dedik. 41 kişiye rozet takalım dedik. Ama sevgili başkan kaç? 70 küsürlere ulaştık. 70 üyeye rozet takacaklarını ifade eden Duyar, öte yandan şair Mehmet Akif Ersoy için mevlüt okutacaklarını da belirtti. Sembolik olarak Büyük Birlik Partisi saflarına katıp huzurlarınızda rozetlerini takmış olacağız inşallah. Bu mutlu günümüzde biz... Evet 41 kişi diyorlardı. 70 kişiye yükselttiler sevgili seyirciler. Plakayı yazalım, plakayı gösterelim dediler ama 70 kişi oldu üye sayısı. Tabii ki hoşlarına gitti bu 70 kişinin olması. Sevgili seyirciler, cumartesiden pazara yansıyan haberler sizlerle paylaşıyoruz. Ve pazardan da bugüne yansıyan haberler. İçlerinde hafta sonu haberleri var.
Efendim emekli astsubay kalp krizi geçirdi başlıkları var. Gölcük Donanma Ana Üst Komutanlığı'nda kapalı havuzda yüzerken kalp krizi geçiren emekli astsubay Ali Poyraz'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyormuş. Acil şifalar dileyelim sevgili seyirciler. Sayın astsubayımıza, emekli astsubayımıza. Konak ailesi yeni yıla erken merhaba dedi demişler efendim. Ve özel konak ailesi bir araya geldikleri yılbaşı eğlencesinde 2013 yılına erkenden merhaba dedi. Efendim birbirlerine plaketler verenler görüyoruz. Fotoğraflarda yılbaşı eğlencesini erken yaşadılar. Kuruçeşme'de gasp edildiği iddia edilen bir vatandaş ve ailesi kendisini gasp ettiği iddia edilen bir şahıs ve ailesiyle birbirine girdi. Efendim Kuruçeşme'deki kavgayı polis ayırdı ve gasp kavgasıyla ilgili şimdi görüntülerimiz ekrana gelsin. Neden çıkmış bu olay, detaylarını da dinleyelim arkadaşlarımızdan. İzmit'in Kuruçeşme mahallesinde oldukça ilginç bir olay yaşandı. İş çıkışı bir kıraathaneye giderek oturan E.Y. isimli genç, burada arkadaşı olan S.İ. ile karşılaştı. S.İ. kendisine Kuruçeşme meydana ineceğini söyleyerek götürmesini istedi. Ama E.Y. eve gideceğini söyleyerek götürmek istemedi. Bu duruma sinirlenen S.İ. zorla kendisini arabaya bindirip anahtarı alarak arabayı kullanmaya başladı. Bu esnada E.Y.'yi telefonla babası aradı. Eve gelmesini istedi. Nerede olduğunu sordu. Tam bu esnada S.İ. telefona da müdahale ederek E.Y.'nin elinden aldı. Bir süre sonra babası ve abisi olay yerine geldi. Tartışmaya S.İ.'nin kardeşleri de karıştı. Bir anda büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerine kavga esnasında taş da fırlatan kişilere ihbar üzerine polis müdahalede bulundu. S.İ. ile kardeşleri yağma, darp iddialarıyla gözaltına alınarak İzmit İlçe Asayiş Büro'ya getirilerek ifadeler alındıktan sonra adliyeye sevk edildiler. Evet, önce yağma sonra kavga dedik ve 3 kişi gözaltına alındı. Akıbetleri bugün belli olacak. Sevgili seyirciler, şimdi kısa bir reklam arasına girelim. Reklamlardan sonra tekrar burada olalım. Bir yere ayrılmayın. Değerli müşterilerimiz, altın en güvenli, en çok kazandıran, en değerli yatırım ve ziynet eşyası. Sizler de eski yastık altındaki altınlarınızı yatırıma dönüştürün. Sarraf tüysüzlerde İstanbul Altın Rafinerisi kalite ve güvencesiyle eski altınlarınızı 1 gramdan 1 kilograma kadar has altına çevirerek değerli yatırımlar yapabilirsiniz. Altında Kocaeli'nin markası Sarraf Tüysüzler 25 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Telefon 0262 321 02 04. Türkiye yeni bir sisteme geçti. HGS. KGS'ye göre %20 ekonomik olan HGS beklemeden geçiş imkanı sunuyor. 31 Aralık 2012'den sonra tüm köprü ve otoyol geçişlerinde KGS'nin yerini HGS alıyor. HGS'yi PTT'ler ve anlaşmalı banka ve iş yerlerinden alabilir, yükleme için bu iş yerlerini, PTT-Matik ve banka ATM'lerini kullanabilirsiniz. KGS'nizi HGS ile değiştirebilir, KGS bakiyenizi HGS'nize otoyollar üzerindeki PTT iş yerlerinden aktarabilirsiniz. HGS ile gişelerde beklemeden rahat rahat geçin. Yolun açık olsun Türkiye. Aracınızın Aytemiz'e gelmesini beklemeyin. Siz getirin. Optimum performans ve tasarruf yakıtı alın. Daha az yakıtla daha çok yol gidin. Tasarruf Optimum'da, Optimum Aytemiz'de. Termal su kaynaklarıyla binlerce yıldır uygarlıklara hayat ve sağlık veren Kocaeli, yeni yatırımlarla Türkiye'nin sayılı merkezlerinden biri olmayı hedefliyor.
Bu yeni yatırımlardan biri olan The Nest Hotel sahip olduğu 5000 metrekarelik termal spa alanıyla sağlık ve tatil keyfini bir arada sunuyor. 457 yatak kapasitesiyle The Nest Hotel'in size özel dizayn edilmiş odalarında evinizdeki konfor ve rahatlığı bulacaksınız. Dünya standartlarındaki 4'ü kapalı, 1'i açık, 5 adet termal havuzda şifa bulacaksınız. Termal suyun cilt hastalıkları, romatizmal hastalıklar, fonksiyonel düzenleyici ve strese bağlı oluşan hastalıklarda iyileştirici etkileri bulunmaktadır. Beslenmede florür eksikliğine bağlı oluşan rahatsızlıklarda termal suyun gençleştirici etkisiyle kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. 1200 metrekare alana kurulu 1000 kişilik bölgenin en büyük kongre ve toplantı salonunda uluslararası konferans ve organizasyonlara ev sahipliği yapacaksınız. 1000 kişi kapasiteli düğün salonunda mutlu başlangıçlarınızın ilk adımını sevdiklerinizle beraber atacaksınız. The Nest Hotel'i siz değerli müşterilerimiz için özenle tasarladık. Çünkü siz buna değersiniz. Sarı Meşe konaklarında başlamış olan yaşamın bir parçası olmak ister misiniz? Konaklarımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Birinci sınıf seçkin ürünlerle donatılmış konaklarımızda farklı bir yaşamın keyfine varın. %25 peşinat, %0.75 faiz oranlarıyla bu muhteşem projeden ev sahibi olma fırsatını kaçırmayın. Sarı Meşe Konakları. Sessizliğin uğultusunda kaybolmayın. Küçük, kullanımı rahat, estetik ve dayanıklı. Kulak içi ve kulak arkası çeşitleriyle %100 dijital, 2 kanaldan 16 kanala varan Alman marka işitme cihazları yaşamınızı kolaylaştıracak. ERC işitme cihazları. Sessizliğe savaş açın. Adres: Alemdar Caddesi, Beyazhan İş Merkezi, 4 Yol Ziraat Bankası Üstü, No 21, Kat 2, İzmit Kocaeli. Telefon 0262 322 81 64-66. Carpe Diem Kartepe evlerinden muhteşem fırsat. %1 peşinat ödeyerek ev sahibi olma fırsatını kaçırmayın. İskanı alınmış, %100 bitmiş bu projede evinize hemen taşının. TL'den başlayan taksitlerle kira öder gibi ev sahibi olun. Carpe Diem Kartepe Evleri. Huzur dolu, sakin bir yaşam. Kocaeli'de kebap deyince akla kebapçı Mehmet Usta gelir. Şanlıurfa'nın meşhur ciğer ve kebap lezzetleri, ezme ve salata çeşitleri, nefis külefesiyle kebap diyarı Şanlıurfa'dan Derince'ye geliyor. Ağızlarda unutulmayan tatlar için siz de kebapçı Mehmet Usta kebap ve ciğer salonuna gelin. Adres: Çenedağ Mahallesi, Derinciler Caddesi, numara 21, Derince, Kocaeli. Telefon 0262 229 8744. Akaryakıtta kalitede ve hizmette iddialıyız. Ocaklı petrol, kurumlara özel iskontolar, kulüp total karta özel puanlar, zengin market ürünleri ve köpüklü cilalı oto yıkama hizmetimizle Ali Kahya ve Yeniköy'den sonra Outlet Center'dayız. Ocaklı petrol, bize uğramaya devam edin. Adres: Sanayi Mahallesi, Ömer Türk Çakal Bulvarı, No 6, Outlet Center, İzmit. Telefon numarası 0262 335 3017. First your new car. My name is Bond. 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 James Bond. 50 yılda 23 film 6 yıldız.
Şimdi tüm montlar burada buluşuyor. Smart, D-Smart. Meşhur mu? Meşhur. Lezzetli mi? Lezzetli. Çıtır mı? Hem de çıtır çıtır. Doyurucu mu? Hem de doyum doyum doyurucu. Onu herkes tanır, herkes bilir. Onun adı kavurması Rize'den, tereyağı ve peyniri Trabzon'dan halis muhlis sürmene pidesi. Ve işte o artık Kocaeli'de. Üstelik mükemmel teras katıyla, Ubay ve Güneş kuruluşu olan Tamdoy Pide Salonu farkıyla. Hem de 22'ye kadar ev ve iş yerlerine servis imkanıyla. MSOSB'de yerinizi alın, marka olma fırsatını kaçırmayın. Dilovası'nda temiz hava ile doğanın bütünleştiği 10 bin dönüm büyüklüğündeki sanayi bölgesinin merkezinde 380, 460, 550 ve 650 metrekare alanlara sahip sınırlı sayıda iş yeri için acele edin. Ağaçlı yeşil alanla donatılmış sahada çalışmaktan ayrı bir keyif alacaksınız. Yan sanayi ve tedarikçileri için satılık iş yerleri. Üstelik tamamı bitirilmiş altyapısı İMESOSB ömür boyu sorunsuz çalışma rahatlığı sunuyor. Uygun ödeme koşullarıyla geniş ve rahat bir iş yerine kavuşun. Astronotla eğitimde uzay çağı başladı. 3, 2, 1, 0. Sen de bize katılmak istemez misin? Astronot Eğitim Portalı'nın görsel destekli konu anlatımları, testleri, alıştırmaları ve daha birçok interaktif özelliğiyle dersler artık çok daha kolay ve eğlenceli. Sen de www.astronot.com.tr adresine gir, Astronot Eğitim Portalı'na abone ol. Astronot Türkiye'ye iyi gelecek. Öyle bir yer düşünün ki sıcacık, içten, samimi, güler yüzlü hizmetin ve enfes lezzetin buluştuğu mekan olsun. Muhteşem lezzetlerin tadını çıkartın. Sevdiklerinizle doyumsuz anlar yaşayın. Nayla Mangalbaşı Et Dünyası. Çok uzaklara gitmenize gerek yok. Şehrin merkezinde zahmetsiz, ekonomik, lezzetli mangal keyfi Nayla Mangalbaşı Et Dünyası. Hürriyet Caddesi, Askeri Lojman Karşısı, Derince. Telefon 0262 229 9992. Damak tadına hitap eden, lezzetli mi lezzetli, tarih kokan meşhur ıslama köftesiyle doyumsuz tatları damaklarda buluşturan köfteci Hacı Bekir, 54 yıllık tecrübesiyle hizmet vermeye devam ediyor. Kalite ve hijyeni ilke edinerek büyük bir hassasiyetle yapılan ıslama köfteler, sizleri lezzet diyarında unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor. Adres: Karaağaç Caddesi, No 44 Bilge Hastanesi karşısı, Adapazarı, Sakarya. Telefon 0264 279 4949. Köfteci Hacı Bekir, köftenin en güzel hali. 22 ayar bilezik. Sarraf tüysüzler.
Evet sevgili seyirciler, programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Çaylarınızı uydurmadınız ve ekran arasında bizleri izlemeye devam ediyorsunuz efendim. 2 saatlik süremizin son 1 saat 15 dakikasındayız sevgili seyirciler. Ve Demokrat Kocaeli gazetesi var. CHP'de kardeş kavgası uyarısı demişler başlıkta. Evet, manşete taşınmış bu haber. İzmit Teşkilatı'nın mahalle temsilcilerine verdiği kahvaltıda insanlar salona sığmadı. Programa katılan Genel Başkan Yardımcısı Umut Orhan ve Grup Başkan Vekili Muharrem İnce dedikodu yapmayın diye partilileri uyardı sevgili seyirciler. Evet, manşeti taşınan bir haberdi bu. Başbakan'a çattı efendim CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce ki meclis kürsüsünde de Başbakan'a sürekli göndermelerde bulunan ve iktidara söylemlerde bulunan sivri isimlerden biri CHP'de. Evet sevgili seyirciler, köylere anlamlı güneş desteği demişler. Refakatçi eşliğinde İzmit Görme Engellilerinde Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti Hurşit Güneş. Onlarla birlikte gözlerini bağladı. Refakatçi eşliğinde yürümesine rağmen zorlanan Güneş, o insanları şimdi daha iyi anlıyorum ifadelerinde bulundu. Evet, şimdi elimize ulaşan görüntüyü ekranlara getireceğiz sevgili seyirciler. O görüntü devletin zirvesini buluşturan görüntü. Nihat Ergün, evet, Bakan Nihat Ergün'ün kızının nikah töreninden görüntüler gelecek. Şimdi Bilimsel ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'ün kızı Saliha Ergün ile AK Parti Manisa Milletvekili MKYK üyesi Hüseyin Tanrıverdi'nin oğlu Furkan Tanrıverdi dünya evine girdi. Şimdi devletin zirvesini buluşturan o nikah töreninden görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Evet, devletin zirvesinin yoğun ilgi gösterdiği düğünde çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç yaptı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'ün kızı Saliha ile AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK üyesi Hüseyin Tanrıverdi'nin oğlu Furkan'ın düğünü AK Partilileri bir araya getirdi. Ata Kongresyum'da düzenlenen düğünde çiftin nikah şahitliklerini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç yaptı. Düğüne ayrıca Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Beşir Atalay, Bekir Bozdağ, Ali Babacan, Bakanlar Ahmet Davutoğlu, Ömer Dinçer, Binali Yıldırım, Fatma Şahin, İsmet Yılmaz, Hayati Yazıcı Faruk Çelik, Recep Akta, Taner Yıldız, Erdoğan Bayraktar, Cevdet Yılmaz, Sadullah Ergin, İdris Naim Şahin, Mehdi Eker ve Mehmet Şimşek katıldı. Düğüne katılanlar arasında yer alan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise düğüne eşi ve torunuyla geldi. Arınç'ın Ato Kongresyum'a gelişinde torununun elini öperek sevmesi dikkat çekti. Düğüne katılanlar arasında dikkat çeken bir başka isim ise Yeşilçay'ın ünlü oyuncularından Nuri Alço oldu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'ün kızı Saliha ile AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin oğlu Furkan'ın nikah töreni Kur'an tilavetiyle başlarken nikahta şahitlik yapan Başbakan Erdoğan ise en az 3 çocuk tavsiyesini yineledi. İki aileyi de tanıdıklarını belirten Erdoğan'ın aileler çok iyi ailelerdir, gözümüz arkada kalmayacak şeklinde konuştuğu belirtildi. Evet, nikah töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ise her iki aileye de mutluluklar dileyerek nikah cüzdanını geline teslim ettiği öğrenildi. Devletin zirvesini bir araya getiren düğün ise hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. Şu anda içeri girişleri görüyorsunuz. Ato Kongresyum'da yapıldı bu nikah töreni ve bakanların, başbakan yardımcılarının içeri girdiğini görüyorsunuz. Şu anda Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz takıldı objektiflerimize, kameralarımıza ve evet, bakanlar gelmeye devam ediyor sevgili seyirciler. Milletin Bakanı Ömer Dinçer şu anda salona gelmiş durumda. Onu görüyoruz eşiyle birlikte. Salonda ilerliyor efendim. Ato Kongresyum'da yürüyen merdivenlere doğru çıkıyor. Evet, görüntülerimize bir başka bakan takıldı sevgili seyirciler. O da şu anda yukarıya doğru ilerlemek üzere yürüyor. İsmet Yılmaz Milli Savunma Bakanı'ydı. Sevgili seyirciler, evet, gördüğünüz gibi AK Partililer Saliha ve Furkan'ın düğün töreni için Angora salonuna doğru çıkıyorlar Ato Kongresyum'da. Evet, burada hediyeleri de görüyoruz. Paketler var. Paketlerde efendim bir güvenlik koridorundan geçirmek üzere içeriye alınıyor. İçinde neler var neler yok, herhangi bir tehdide karşı. Evet, Bakan Hayati Yazıcı'yı görüyoruz şu anda.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı da eşiyle gelmeyenler arasında yer alıyor sevgili seyirciler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de şu anda eşiyle birlikte ikinci kata çıkmak üzere yürüyen merdivenlere ilerliyor. Herkes teker teker gidiyor. Kendisini karşılayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı görüyorsunuz sevgili seyirciler. Şu anda ekrana geldi görüntüsü. Evet, AK Partililer salonu alkan etti. Büyük bir törendi. Devletin zirvesini buluşturdu dedik. AK Partililerin salona geldikleri ve evet, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin şu anda çeneklerin olduğu bölümden geçerek ikinci kata doğru yol alan isimler arasındaydı. Onsuz olmazdı tabii ki. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ı görüyoruz. Yine her zamanki gibi şık bir şekilde düğüne katılmak üzere eşiyle gelmemiş, tek gelmiş sevgili seyirciler. O da tek gelenler arasındaydı. Yürüyen merdivenlerden çıkarken de kendisini selamlayanları eliyle selamlamış oldu. Evet, geçişler olağanüstü güvenlik önlemleri arasında yapıldı. Yürüyen merdivenlere çıkış öncesinde geçiş kontrollerinden geçmek zorunda kaldılar. Üstleri arandı herkesin. Çantaları kontrol edildi. Dedik ya, devletin zirvesi buradaydı. Yüksek güvenlik önlemi alınması gerekiyordu. Evet, gördüğünüz gibi Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da eşiyle gelenler arasındaydı. Hemen Sadullah Ergin'i görüyoruz. Adalet Bakanı Sadullah Ergin de montunu korumasına, danışmanına veriyor. Eşiyle birlikte yukarıya çıkacak. Evet, gördüğünüz gibi Başbakan Yardımcılarından Ali Babacan da geldi. Eski Ekonomi Bakanlarından biriydi kendisi. Ali Babacan da salona gelenler arasında. Evet sevgili seyirciler, bizler nikah törenini tabii ki gösteremiyoruz sizlere. Nikah töreninden görüntüleri gösteremiyoruz çünkü görüntüler aşağıda alınan görüntülerde. Bizler de sizlere gördüğümüz kadarıyla içeri girenlerin hepsini anlatmaya çalıştık efendim. Son olarak da İdris Naim Şahin vardı. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de devletin zirvesinin buluştuğu törene katıldı. Nikah töreni hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, kızı Saliha ile AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK üyesi Hüseyin Tanrıverdi'nin oğlu Furkan'ın düğününde devletin zirvesi buluştu. Allah mesut etsin diyoruz ve nice mutluluklar temenni ediyoruz sevgili seyirciler çifte. Evet, bu haberi de sizlerle paylaştık. 18.30 ana haber bülteninde bu haberin detaylarını da göreceksiniz diyoruz. Ve şöyle bir bakalım yine haberlere sevgili seyirciler. Taş Ocağı'na Saadet Partisi tepki istemişler. Hızlı trene evet ama Taş Ocağı'na hayır diyor efendim Saadet Partililer. Pankartlar da hazırlamışlar. Ormanı rantına kurban etme, yanık köyünü yakmayın, Sapanca Gölü'ne kıymayın. Daha sonrasında müteahhidin avukatı olma, hızlı trene evet, taş ocağına hayır, geleceğimize taş koymayın demişler. Bu arada eski Saadet Partisi GİK üyelerinden ve eski Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlarından Mehmet arasında eline bir taş alıp kafasının üstüne getirişi ve kafasının üstünden hani atarım bunu sizin kafanıza şeklinde bir mesaj vermesi de arkadaşlarımızın objektifine yansımış sevgili seyirciler. Evet, şöyle bakıyoruz yine, hak sahiplerine çağrı demişler. İzmir Belediyesi depremde hasar görüp güçlendirmesi yapılan ancak belgelendirilemediğin hasarlı gözüken bina sahiplerine 31 Aralık tarihine kadar kendilerine müracaat etmesi çağrısı yapmış. Evet, bu son şans, 31 Aralık tarihine kadar müracaat edin. Depremde güçlendirme yaptığınız anlaşılsın. Bizler de yıkmayalım ama gelmezse maalesef hak sahipleri haklarını kaybedecekler diyor. Kömür eylemi Diyos'unda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Kömürcüler OSB'ye karşı eylem yapılacak. Kömürcüler OSB için 27 Ocak tarihindeki eylem toplantısına CHP ilçe başkanı İsmail Kaya, MHP ilçe başkanı Metin Uzunok, BDP ilçe başkanı Ali Can Kaya, Saadet Partisi ilçe başkanı Ercan Oğuz, BTP Bağımsız Türkiye Partisi ilçe başkanı Ahmet Uzun, Demokrat Parti eski ilçe başkanı İrfan Ertürk katıldı. Diyos'unda Kömürcüler OSB için eylem kararı alan siyasi parti ilçe başkanları bir aradalar. Evet, AK Parti ilçe başkanının katılmaması dikkatlerden kaçmadı. Bakıyoruz yine haber arasında, Noel kutlanıyor sevgili seyirciler. İzmit Çukurbağ Mahallesi'ndeki Protestan Kilisesi'nde bir hafta sürecek olan Noel kutlamaları başladı. Protestan Kilisesi temsilcisi Emre Karaali yeni yıla kadar sürecek Noel kutlamalarında 50 kişi olacaklarını söyledi. Kilisedeki ayinlerin Türkçe yapıldığını anlatan Karaali, herkes için hayırlı bir yıl olsun temennisinde bulundu.
Evet, sabah saatlerinde bahsetmiştik yerel gazetelerimizde. Bir astsubay sevgili seyirciler yüzerken kapalı havuzdayken kalp krizi geçirdi. Emekli astsubayın durumu ile ilgili elimize ulaşan net bir bilgi yok ama biz o olayın detayları ilgili görüntüyü getirelim şimdi haberlerimize. Gölcük Donanma Ana Üst Komutanlığı'nda meydana gelen olayda emekli deniz astsubayı Ali Poyraz havuzda yüzmek isterken kalp krizi geçirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi ve solunum dolaşımı duran Poyraz'a kalp masajı yaparak yeniden hayata döndürdü. Poyraz'ın yüzdüğü esnada kalp krizi geçirerek su yuttuğu tespit edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan emekli astsubay Ali Poyraz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Evet, yüzerken kalp krizi geçirdi dedik sevgili seyirciler. Şimdi de İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın toplantısı olacağını söyleyelim. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan saat 10'da sevgili seyirciler 2012 yılını değerlendireceği bir basın toplantısı gerçekleştiriyor. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın toplantısı yaklaşık 20 dakika sonra gerçekleşecek. Basın mensupları da Nevzat Doğan'ın bu toplantısına katılacaklardır diye düşünüyoruz sevgili seyirciler. Evet, bakıyoruz yine yerel gazetelerimiz arasında neler var başlıklarda, son dakika haberleri, onları da paylaşalım. Sonra yerel gazetelerimizdeki haberlerin detaylarına bakmaya devam edelim. Evet, Sedaş Muhtarı çeleden çıkardı demişler yine. Bu arada Saadet Partili Mehmet Aras kafalarına taşları atacağız diye böyle taşı kaldırmış, kocaman bir taşı ve kafalarına atacağız bu taştır diyerek söylemlerde bulunmuş. Evet, arkadaşını yağmaladı başlığı var. Bahsettiğimiz bir haberdi yine sevgili seyirciler. İzmit Kuruçeşme mahallesinde yaşanan olayda bir arkadaşının aracını ve cep telefonunu gasp ettiği öne sürülen şahıs ile iki kardeşi çıkan kavganın ardından gözaltına alındı. Evet, gözaltına alınan 3 kişi var. Bunlar da efendim arkadaşını yağmaladıkları için gözaltında tutuluyorlar. Onu da söyleyelim. Çocuklar şiddete sürükleniyor açıklaması var. Gebze'de bir çocuk kendisiyle aynı yaşlarda olan 4 çocuk tarafından darp edildi. Olay ilçeye bağlı Beylikbağ mahallesinde meydana geldi. UB isimli çocuk ile EMF, AD, AK ve EO isimli çocuklar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olayların büyümesi üzerine UB diğer 4 çocuk tarafından dövülerek darp edildi. Yaşananların ardından bölgeye gelen polis ekipleri darp edilen UB'yi hastaneye götürdü ve tedavi ettirdi. Darp eden diğer çocuklar ise polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade ediliyor. 4 çocuk bir çocuktan ne ister? Ne kavgasıdır efendim bu? Yine Gebze'de başka bir kavga, borç kavgası karakolda bitti. Gebze'de meydana gelen olayda aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kişi arasında kavga çıktı. Olay sonrasında gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gebze Sultan Orhan Mahallesi'nde gerçekleşen olayda aralarında alacak verecek meselesi bulunan Ş.Ö. ve M.N. tartışmaya başladı. Birbirlerine hakaret ve tehditlerde bulunan şahıslar kavga etmeye başladılar ve çevrede bulunan vatandaşlar da olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kavga eden şeye EV ve MN'yi yakalayarak polis merkezine götürdü. Emniyetteki ifadelerin ardından iki kişi de savcılık tarafından serbest bırakıldı. Yine Gebze'den bir haber. Gebze'nin tanınmış ailelerinden Göçe oğullarının damadı olan Doktor Turan Nalbant vefat etti. 28 yıldır ilçede doktorluk yapan Turan Nalbant 15 gün önce felç geçirerek bir hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tıbbi müdahalelere rağmen yoğun bakımdan çıkarılmayan Doktor Nalbant dün yaşamını yitirdi. Efendim bugün de öğle namazına müteakip Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecekmiş. Evet, Dilovası'nda da bıçaklar konuştu efendim. Yine bir darp olayı, yine bir bıçaklama olayı. Dilovası'nda önceki gün iki kişi arasında meydana gelen olayda bıçaklar konuştu. Henüz sebebi öğrenilemeyen olayda bir anda tartışmaya başlayan iki kişi birbirine bıçak çekti. İlçe merkezde yaşanan kavgada SD ve AA tartışmadan dolayı bıçakları birbirlerine sallamaya çalıştılar. Efendim AA ve SD'ye bıçak çekerek AA SD'ye bıçak çekerek hafif şekilde yaraladı. Olay sonrasında kaçan AA polis ekiplerinin yaptığı kısa süreli çalışma sonucunda yakaladı. AA adlı kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Evet, şoförün ihbar etti başlığı var. Yine bir asayiş haberi sevgili seyirciler. Gebze'de otobüs sahibi bir şahıs hattını kiraladığı şoförün son 2 aydır ödemeyi eksik yapması üzerine polise şikayette bulunduğu yakalanan şoförün 4 ayrı suçtan araması ve 1 suçtan kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Efendim diyoruz ya, adli sicil kaydını niye lazım ki, insanlar birbirine güvenmiyor mu? Hayır, öyle değil. Bakın gördüğünüz gibi bir otobüsün sahibi diyor ki şoföre, al bunu sen kullan diyor. Şoför arıyor tabii ki, o da çıkıyor, ben yaparım. Ve bir suçtan dolayı kesinleşmiş cezası, 4 ayrı suçtan da araması olduğu ifade ediliyor sevgili seyirciler. Ve bununla birlikte tabii ki kazandığı paraları otobüs sahibine net aktarmayan bir şofördü. Elmalı yine hırsız mağduru. Çayırova'nın sevilen ve tanınmış iş adamlarından Paşa Ali Elmalı'nın yeğeninin evine hırsız girdi. Kol saatiyle birlikte 3000 lira değerindeki zinet eşyasını çalan hırsızın yakalanması için polis yoğun çalışma başlattı ve her yerde bu kişiyi arıyorlar. Evet, Kocaeli Valiliği'nin yeni yapılan hizmet binası hızla yükseliyor. İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan yeni valilik kompleksinin maliyeti 70 milyon lirayı bulacak sevgili seyirciler. Evet, bir anda çalışmalar başladı, hızlı bir şekilde ihalesi yapıldıktan sonra ve bu ihale sonrasında efendim orada bulunan Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait daireler, binalar yıkıldı ve yıkımın arkasından hemen derine inme kaydıyla kazılar başladı. Kazılar da bitti diyoruz ve yerine yepyeni binalar dikiliyor sevgili seyirciler. Otoparklar var. Efendim büyük salonlar olacak burada. Valilik ve kamu dairelerinin olduğu bir merkez haline gelecek. Ve insanların kent meydanında burada oluşturulursa, Perşembe Pazarı'nda oluşturulursa insanların en sık uğradığı bir alan haline gelecek. Belki burada ilerleyen dönemlerde alışveriş merkezleri de kurulacak ve bölge capcanlı ve hareketli bir alana kavuşacak. Sevgili seyirciler, Cihat Kaymasa denizci şapkası demişler. Denizci Garnizon Komutanı Ali Koca Türk, İzmit'teki iş yerinde ziyaret ettiği Cihat Kaymasa denizci şapkası hediye etmiş. Efendim, Kartepe yeni üyelerini seçti başlığı var. Kartepe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'nde 2013 yılında görev alacak üyeler seçilmiş. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İkinci otomobil, evet ikinci el otomobil diyoruz. El yakıyor. Ekonomi sayfasında her pazar Gölcük yolu üzerinde Kocaeli binasının tam karşısında, net adres verelim. Açık oto pazarında soğuk havaya rağmen hareketlilik yaşanıyor. Araç pazarına ilginin yoğun olsa da vatandaşlar ikinci el araç fiyatlarına ancak bakmakla yetindi. Evet, birçok kişi aracını buraya satmak için getirdi ama satamadan geri gitti. Alıcılar da biz bir araç alalım, işimiz var, ihtiyacımız var diyerek buraya geldi ama araçları satın almak yerine elleri boş döndüler. Çünkü efendim araçların fiyatları yüksekti. Burada bazı araçları görüyorum. 96 model bir araç 8750 lira modeli de eski ama fiyatı hiç düşmüyor sevgili seyirciler. Evet. Burada birçok araç geldi, LPG'li, benzinli, dizel türünde yakıt tüketen araçlar ama vatandaşlar sadece bakarak gitti. Evet, şikayetçi fiyatlardan vatandaşlar da diyor ki burada biz ikinci el araç almaya geldik ama sıfır araca yakın fiyatlarda bize satmaya çalışıyorlar. Araç satıcıları da haklı diyor tabii ki vatandaşlar. Pazarda fiyatlar yükselmiş efendim. Pazar pazarında bu hafta fiyatlar yükseldi. Sebze ve meyve fiyatlarında en az 50 kuruşluk artış olması dikkat çekti. Geçen hafta 50 kuruştan satılan domates bu hafta 2 liradan alıcı buldu. Evet, alıcı bulamadı aslında. 2 liradan satılan domatesi kimse almadı sevgili seyirciler. 50 kuruştan satılan domates 2 liraya çıktı. Ancak işte bana oradan 2 domates atsana poşete, bu akşam bir salata yapayım, 2 domates lazım diye söyleyenler çıkmıştır diye düşünüyoruz. Efendim, memura maaş zammı ödenecek. Mehmet Ali Şahin Ocak'tan itibaren memur maaşlarında 6 puanlık artış yapılacağını söyledi. Evet, memura müjde diyelim o zaman. Ocak'tan itibaren memur maaşlarının 6 puanlık artışı görecekler. Hep birlikte bizler de onlara efendim maaşlarını soracağız tabii ki. Dedikoduyu bırakın, sokakta kucaklaşan açıklamaları var. Yine CHP'nin toplantısından bazı notlar bunlar sevgili seyirciler.
ve bakıyoruz yine haberler arasında Sivaslılara CHP ziyareti demişler. Sivaslılar Derneği Başkanı İbrahim Kabasakal, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Özen ile Gençlik Kolları Başkanı Ozan Aksu'yu ağırlamışlar. Evet, bütçe görüşmelerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi de tatile girdi. Meclis 2 Ocak Çarşamba günü yeniden açılacak ve önemli gündem maddeleri görüşülecek. Mecliste efendim kısa bir ara diyelim, 12 günlük bir tatil var. Vekiller tatile çıktı. 2 Ocak Çarşamba günü yeniden dönecekler. Bizler de 2 Ocak Çarşamba gününe kadar hiç böyle mecliste genel kurulda tartışma görmeyeceğiz. Efendim yaşanmayacak tartışmalar. Umarız ki yeni yıla hayırlı gireriz, uğurlu gireriz, umutlarla gireriz. Umutlarımızın yeşermesi artık fayda etmiyor. Çiçek açmış, çiçek bahçesine dönüşmesi gerekiyor. Efendim milli piyango alın diyoruz. Şans oyunları oynayın. Yeni yıla belki siz şanslı girersiniz diye buradan söyleyelim. Herkesin bir umudu vardır içinde. Evet, şöyle bir bakıyoruz. Yine okumadığımız, bahsetmek istediğimiz önemli haberler varsa onları da sizlerle paylaşalım sevgili seyirciler. Tüpraş çok programlı liseden Ayaz'a teşekkür demişler. Karşıyaka Tüpraş çok programlı lisesinin yöneticileri okullarına destek veren Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'a ziyaret gerçekleştirmişler ve teşekkür ziyareti efendim bu. Evet, bu defa halay çektiler başlığı var. Yerel seçim çalışmalarını artıran CHP'liler bu defa halay çekti. Darıca ilçe örgütünün düzenlediği gecede büyük coşku yaşandı. CHP'liler halay çekerek büyük eğlence yaşamışlar. Efendim, Kocaeli Üniversitesi'nde itfaiye standı demişler. İtfaiyeciler için fasıl da vardı. İtfaiyeciler için fasıl etkinliği düzenlenmiş. Gönüllü itfaiyecilerin sayısı da her geçen gün artıyor. Üzerlerinde itfaiye kıyafetleriyle, itfaiyeci kıyafetleriyle gelmişler. Onlar da tiyatro izlemişler. Evet, Kartepe'de kar kalınlığı 1 metre. Dün elimize ulaşan bilgi sevgili seyirciler, ha 60 oldu, ha 80 oldu. Efendim, kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Tam 100 santim Kartepe'de kar kalınlığı. Pazar günü belki 4x4 araçları olanlar çıkmışlardır Kartepe'ye. 1 metreyi görmüşlerdir. Bizler şimdi görüntüden izleyelim. Samanlı Dağları'nın 1640 metrelik rakımıyla en yüksek tepesi olan ve kayak merkezlerinin yer aldığı Kartepe'de etkili olan kar yağışıyla kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu. Kayak tesislerinin de bulunduğu otelde doluluk oranı hafta sonu itibariyle %100'e ulaştı. Tesislerdeki 14 kayak pistinden 2 tanesinin kullanıma açıldığı 5 telesiyecin de açık olduğu bildirildi. Tatilciler hem otelde hem de yol kenarında bulunan tesislerde karın keyfini çıkardı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yolun kapanmaması için bölgede küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Evet, kar kalınlığı 1 metreye ulaşınca tatilciler de tabii ki Kartepe'ye akın ettiler. Kartepe'deki kayak tesislerine. Ve bakalım, yine önemli başlıklar var. Onları sizlerle paylaşalım. Ülkücüler Türkan'ın istifa etmesinde ısrarcı demişler. MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkan, ODTÜ olaylarında yaralanan bir öğrenciyi ziyaret etmiş, ardından aldığı tepkiler nedeniyle özür dilemişti. Ancak ülkücü gençlik Türkan'ın bu özrünü yeterli saymıyor. Ülkücülerin buluşma noktası olan Haberiniz Olsun sitesi başyazarı Selim Uysal, Türkan'ı istifaya çağırmış. Evet, Güneş'in bütçe konuşması ve Kandıra indisi benzetmesi demişler. CHP grubu adına bütçe üzerinde yaptığı 10 dakikalık konuşmasında performansıyla dikkat çeken Kocaeli Milletvekili Profesör Doktor Urşit Güneş'in verdiği örnekler diğer siyasi parti çevrelerinde de geniş yankı buldu. Güneş, Maho Ağa ve Kandıra indisini örnek vererek iktidarın hazırladığı bütçeyi eleştirdi. Doğan İzmit'in 2012'sini anlatacak. Sevgili seyirciler, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan bugün bir basın toplantısı düzenliyor. Biraz sonra saat 10'da gerçekleşecek bu toplantı. Cumhuriyet Parkı'ndaki İzmit Medya Evi'nde yapılacak. 2012 yılında seçim vaatlerinin hepsini gerçekleştiren Doğan'ın 2012 yılı belediye hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı basın toplantısında 2013 yılında uygulamaya geçirecek projeler hakkında bilgi vereceği öğrenildi. Şu Paşa Suyuna Taş Ocağı'nı merak ediyorum. Arkadaşlarımız da onu bir sorsunlar. Paşa Suyuna Taş Ocağı ile ilgili gelişme nedir? İlk defa Kocaeli TV'de, Ajans 9'da Paşa Suyu ile ilgili söylemler ekranlara yansıtıldı. Efendim, gelişmeler nedir? Ne olacak Paşa Suyu'nda taş ocağı var mı? Onu da lütfen açıklasınlar basın mensuplarına.
Evet, Vekil Urşit Güneş görseme böyle gitti. Evet, yanında refakatçiler eşliğinde gözleri bağlı bir şekilde görme engellerin değneği olan Urşit Güneş, efendim yürümekte gerçekten çok zorlandım, onları çok iyi anladım, onların hayata tutunmaları için daha büyük çabalar harcamamız gerekiyor dedi. Çağdaş Kocaeli'de manşet, Saadet Partisi'nden Manşukiye'de taş ocağına tepki başlıkları var. Sancaklı aday olmayabilir demişler efendim başka ifadelerde. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü medya evinde kahvaltılı basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Ünlü'nün yanı sıra İl Başkan Yardımcısı Hamza Güloğlu, Tuncay Batı ve Fatih Galyan da katıldı. Saffet Sancaklı'nın Büyükşehir Belediyesi'ne adaylık sürecini değerlendiren Ünlü, Kocaeli Teşkilatları başka şeyler isteyebilir, Sancaklı aday olmayabilir. Önümüzdeki süreç gösterecek diyor. Burada Devlet Bahçeli'nin izin verip vermeyeceği sorusu tekrar akıllara geldi. Eğer aday olmayabilir diyorsa Devlet Bahçeli buna izin vermeyecektir de ondan aday olmayabilir. Çünkü Saffet Sancaklı'nın da açıklamalarında denediniz. İstanbul'da dahil olmak üzere birçok ilde ve ilçede Saffet Sancaklı yani beni istiyorlar diyor. Her yerden teklif geldi. Hatta ağabeyim AK Parti'nin yöneticilerinden, kurucularından efendim o bile bana teklif etti ve AK Parti'den de çok fazla teklif geldi ama ben ülkücüyüm, ülkücü olarak kalacağım ve Büyük Birlik Partisi Büyükşehir Belediyesi'ne başkan adayı olmak istiyorum diyor. Evet, Büyük Birlik Partisi dedik, Büyük Birlik Partisi'ne 70 kişi katıldı. 70 kişi üyelik rozetlerini il başkanı Serhat Duyar'ın elinden aldı. Yakasına taktı artık Büyük Birlik Partili onlar. Büyükşehir Marmara'nın temizliğine model oldu başlıkları var. Yine efendim Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu körfezdeki çalışmalar, temizlik çalışmaları İstanbul'a da örnek oldu. Marmara'nın temizliği konusunda Kocaeli örnek alınacak. Evet, sanayi atıklarından heykel yaptılar başlığı var. Pardon, Gölcük'teki Vehbi Koç Vakfı Kültür Merkezi tarafından yürütülen sanayinin sanatçıları projesi kapsamında sanayi atıklarından çeşitli heykeller üretildi. Projenin sanat yönetmeni Pınar Çimen yaptığı açıklamada proje amacının insanlara fırsat verilmesi halinde sanatın içinde yer alabileceklerini göstermek olduğunu belirterek bu kapsamda fabrikanın boyahane bölümünde çalışan işçilerden oluşan bir grup oluşturduklarını söyledi. Evet, Kandaz'a hemşirelerinden ziyaret demişler. AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Hasan Kandaz'ı ziyaret eden Maşukeli hemşirileri Ejderoğlu, Bedir Ejderoğlu ve Ahmet Özkan partiye üye olarak seçim zamanı AK Parti'ye destek vereceklerini ifade etmişler sevgili seyirciler. Bu da yansıyan diğer bir haberdi. Evet, bir haber var sırada, onu girelim şimdi sevgili seyirciler. Memura zam yolda, az önce paylaştığımız bir haberdi. Memura 6 puanlık bir zam verecek. Bu da yılbaşından sonra verilmiş olacak. Şimdi detaylarını izleyelim. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, partisince düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada bütçe açığını %3'ün altına düşürdüklerini söyledi. Şahin, Ocak 2013'ten itibaren memur maaşlarına da 6 puanlık artış olacağını açıkladı. Fikir söyleyenler, o zaman da inanıyorum ki çok faydalı önerilerini ortaya koyacaklardır. Şahin açıklamasına şöyle devam etti. Emeklilerimiz intibak zamlarını önümüzdeki aydan itibaren almaya başlayacaklar. 1.912.442 SSK emeklisi için çıkarmış olduğumuz yasadan yararlanmaya başlayacak. Her yıl bütçemize bunun getirdiği yük 2.450.000 TL'dir. Evet, maaşlarda 6 puanlık bir artış var. Memur efendim 6 puanlık artış tabii ki az bulacaktır. Başkan Mehmet Ali Beş'in oyu AK Parti'nin önünde, her kesim tarafından seviliyor. Evet, AK Partili Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ali Beş hakkında olumsuz konuşan bir kişiye bile rastlanılmamış. Gölcük'ten seçim kulisleri demişler efendim. Bu yazıda bunlar paylaşılmış. Evet, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ali Beş'in eski bir fotoğrafı yer alıyor burada. Eski hallerinden bir fotoğraf var. O da gerçekten yine eskisi gibi yakışıklı olduğunu söyleyelim tekrar. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ali Beş'in. Kocaeli Gazetesi'nde manşette 547 sözleşmeli belediye personeli kadro bekliyor demişler.
Bakalım hangi belediyelerden kadro belirlenmiş ama bir telefon bağlantısı var. Onu şimdi sizlerle paylaşalım. Sevgili seyirciler, Denizbank tarafından hazırlanan ekonomi bültenini canlı canlı sunacağız. Şimdi haftanın başında pazartesi günü Denizbank'tan yetkili personel efendim Engin Çulha ile görüşeceğiz. Alo. Alo, iyi günler. Günaydınlar efendim. Nasılsınız öncelikle? Günaydın Ersin Bey. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler, çok sağ olun. İsterseniz haftaya nasıl başlayacağız? Ekonomi verileri nasıl gelişti? Ondan biraz bahsedelim. Tabii ki. Öncelikle iyi haftalar diliyorum. Avrupa ve Amerika ve Uzak Doğu ekonomilerinde geçen hafta takip ettiğimiz bazı önemli gelişmelerden ve bugünkü açılışlarla birlikte haftalık beklentilerden söz edelim kısaca. Avrupa tarafından başlıyorum. Derin bir resesyonu yaşandığı Yunanistan'da büyümeye geçileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Son 3 yılda %25'e yakın daralan Yunan ekonomisinin 2014 yılında büyümeye başlaması bekleniyor. İspanya Başbakanı ülkesinin bulunduğu ciddi ekonomik krizden dolayı dış finans yardımını isteme olasılığı iddialarına karşı bugün için buna ihtiyaçlarının olmadığını ancak ihtiyaç halinde kullanabileceklerini belirtti. Euro bölgesi 3. çeyrekte yeniden resesyona girdi. Euro üzerindeki karamsarlık para birliğinin temerrüde düşeceği riskinden olumsuz büyüme tahminlerine kaydı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin Euro Birliği'ndeki ayrışmaları önlemek üzere sınırsız tahvil alımı programını açıkladı. Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Yunanistan'ın kredi notunu 6 seviyeye birden yükselterek seçici temerrüt düzeyi olan SD'den B-'ye getirdi. Avrupa Merkez Bankası Yunanistan'ın reformlar konusunda attığı adımları ödüllendirmiş ve Yunan tahvillerini teminat olarak kabul etmeye başladığını açıklamıştı. Yunan tahvilleri Avrupa Merkez Bankası'nın attığı son adımın ardından Mart 2011'den bu yana en düşük faiz oranına geriledi. Amerika tarafına baktığımızda Başkan Obama ile Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi lideri arasında uzun zamandır bir sonuca varılamayan mali uçurum görüşmelerinde tekliflerin karşılıklı olarak yumuşadığı yönünde haberler gelmeye başladı. Yapılan açıklamalara göre Cumhuriyetçilerin teklifine karşılık Obama'nın görüşmede sunduğu karşı teklifte vergi gelirleri 1.2 trilyon dolara indirilirken yıllık geliri 400 bin doların üzerinde olan bireylerin gelir vergisinin artırılması yönünde bir talep olduğu bildirildi. Ayrıca Obama'nın yeni teklifinde farklı enflasyon hesaplama yöntemleriyle sosyal güvenlik sisteminin büyüme hızını yavaşlatılmasını da içeren 1.2 trilyon dolarlık harcama kesintiliği yer alıyor. Diğer bir önemli nokta ile olan borçlanma limitinin artırılması konusunda ise Obama 2 yıl süreyle limitin artırılmasını talep ediyor. Amerika tarafında yıl sonuna yaklaşıldıkça piyasalar mali uçurum ile ilgili gelişmeleri daha fazla odaklanmaya başlıyor. Cumhuriyetçilerden gelen B planı hamlesi piyasalar tarafından olumlu algılandı ve risk iştahında belirgin artışlar yaşandı. Kredi derecelendirme kuruluşlarından biri Amerika Birleşik Devletleri'nin notunun mali uçurum konusunda anlaşılmaya varılamaması halinde düşürülebileceğini açıkladı. Orta Doğu ve Asya tarafında ise gelişmeler şöyle. Japonya'da açıklanan Kasım ayı ihracat verileri dünyanın en büyük üçüncü ve ihracata dayalı ekonomisi olan Japonya'da toparlanmaya ilişkin sıkıntıların devam ettiğini ortaya koydu. Japonya'da ihracatlar 6. ayda da düşüş kaydetti ve önceden yüksek dış ticaret fazlası veren ekonomide dış ticaret açığı genişledi. Shinzo Abe'nin Japonya'daki seçimleri kazanmasının Japonya Merkez Bankası'nın parasal genişleme önlemlerini arttıracağı beklentilerini arttırmasıyla yen Nisan 2011'den bu yana en düşük seviyesine yakın seyretti. Dünya Bankası tarafından yayınlanan raporda Asya ekonomilerinde güçlü bir büyüme yaşanacağı ancak bunun geçtiğimiz yıllara göre bir parça daha düşük olabileceği ifade edildi. Dünya Bankası ayrıca dünyanın önde gelen ekonomilerinde alınan yeni gevşeme önlemlerinin ardından Asya ülkelerinin sermaye girişlerini daha yakından izlemesi gerektiğini ifade etti. Ülkemize baktığımızda yurt içinde 2012 yılı Kasım ayı dönemine ait merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri açıklandı. Kasım ayı verileri bir süredir bütçe tarafında görülenin aksine bir tabloyu işaret etti. Kasım ayında 5.4 milyar TL fazla veren bütçe geçen yıla aynı döneminde 2.1 milyar TL'lik fazla vermişti. İlgili ayda %57 artış ile 8.9 milyar TL faiz dışı açık verilmesiyle 12 aylık faiz dışı fazla 15.4 milyar TL'den 18.6 milyar TL'ye yükseldi. 33.2 milyar TL olan 12 aylık bütçe açığı ise 29.9 milyar TL'ye geriledi. Türkiye Merkez Bankası 15 ay sonra ilk defa haftalık repo faiz oranının 25 bas puan aşağı çekti. Son 3 ayda üst banttan 250 bas puan daralttığı faiz koridorunu ise
faiz sabit bıraktı. Böylece faiz koridoru %5 ila 9 arasında sabit kalırken politika faizi ise %5.5'e düşürülmüş oldu. Zorunlu karşılık oranlarında da değişikliğe gidildi. Ve kısa vadeli yabancı para yükümlülükleri için karşılık oranları 0.5 puan arttırıldı. Bu hafta kısaca takip edeceğimiz veriler de şöyle. Salı günü saat 14.30'da açıklanacak Türkiye Sanayi Güven Endeksi ve kapasite kullanım oranı. Perşembe günü Türkiye saatiyle 15.30'da yayınlanacak olan Amerikan haftalık işsizlik maaşı başvuruları. Yine Perşembe günü Türkiye saatiyle 17'de yayınlanacak olan Amerikan Tüketici Güven Endeksi ve yeni konut satışları. Son olarak da Cuma günü Türkiye saatiyle 17'de yayınlanacak olan Amerika'da bekleyen konut satışları verisi dikkatli izlenen veriler olacak. Bugünkü açılışlara da bakacak olursak haftanın ilk işlem gününde şu dakikalarda spot döviz piyasasında euro dolar paritesinde işlemler 2.3703 seviyesine gerçekleşirken serbest piyasada dolar 1.7960 seviyesinden euro 2.3703 seviyesinden alıcı buluyor. MKB 100 endeksinde haftanın ilk seans işlemlerinde de 76.940 seviyesinde gerçekleşiyor. Benim aktaracaklarım bu kadar. Tüm yatırımcılara sağlıkla geçirecekleri bol kazançlı bir hafta diliyorum. Teşekkür ediyoruz Engin Çoğlu'ya verdiğin bilgiler için haftanın başında. İyi yayınlar. Evet, kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyoruz. Sevgili seyirciler, ekonomi bülteninde aldık. Ekonomi verilerini de canlı canlı sizlerle paylaştık. Şu haberin detaylarından birazdan bahsetmek istiyorum. Efendim bakalım Kocaeli Gazetesi'nde neler yazmışlar. 547 sözleşmeli belediye personeli kadra bekliyor haberinde. Büyükşehir Belediyesi'nde 216 tane, Körfez'de 67, Gebze'de 60, Kartepe'de 32, Darıca'da 32, Gölcük'te 25, Çayırova'da 25, Başiskele'de 25, İzmit'te 19 tane sözleşmeli personel var. Dilovası'nda 18, Derince 15, Kandıra 7, Karamürsel 6 olmak üzere 547 tane sözleşmeli personel efendim kadroya geçmeyi hayal ediyor, istiyor demişler. Evet, şimdi kısa bir reklam arasına girelim. Programımıza da kısa reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Türkiye'den ve dünyadan haberler var. Öncesinde birazcık spordan bahsedeceğiz. Az sonra buradayız. Değerli müşterilerimiz, altın en güvenli, en çok kazandıran, en değerli yatırım ve ziynet eşyası. Sizler de eski yastık altındaki altınlarınızı yatırıma dönüştürün. Sarraf Tüysüzler'de İstanbul Altın Rafinerisi kalite ve güvencesiyle eski altınlarınızı 1 gramdan 1 kilograma kadar has altına çevirerek değerli yatırımlar yapabilirsiniz. Altında Kocaeli'nin markası Sarraf Tüysüzler 25 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Telefon 0262 321 02 04. İş makineleri gücünüzdür. Kontrol edilemeyen güç sizin gücünüz değildir. Siz de gücünüzü kontrol edin. Sanko Makina Doğusan Yetkili Servisi İlhanlar Makina, iş makinalarınızın tamir ve bakımını üstleniyor. İlhanlar Makina'ya gelin, gücünüz uzun ömürlü olsun. Adres: Köseköy Sanayi Sitesi B Blok numara 39, Kartepe, Kocaeli. Telefon 0262 373 31 28. Ferah ve nezih mekanı, ulaşım kolaylığı, enfes lezzetleri sizi büyüleyecek. Masal değil, masala. Aileniz ve sevdiklerinizle rahatlıkla ulaşabileceğiniz, iş yeri daveti, toplantı ve her türlü organizasyonlarınızı gerçekleştirebileceğiniz Masala'nın güler yüzlü hizmeti ve tarifsiz lezzetine doyamayacaksınız. Lezzetin ve kaliteli hizmetin adresi Masala. Masal değil,
gerçek. Konya mutfağının doyumsuz lezzetleri artık Konyalı Lezzet Ustası'nda. Meşhur mu meşhur etli ekmeği, bıçak arası tereyağlı Mevlana böreği, mis kokulu tandır kebabıyla Mevlana şehrine özgü bu lezzetler ustalarının ellerinden sofralarınıza geldi. 40 kişilik VIP toplantı salonuyla Kocaeli'de Konya mutfağının tek adresi. Adres: Yenişehir Mahallesi, Seymen Caddesi, numara 39, Baltürk House Otel 6, İzmit, Kocaeli. Daha iyisi var. Hep daha iyisini isteyenler için yeni Moped var. Yenilenen Moped şimdi en ince. Üstelik kuruluk garantisi içinde. Enlerin pedi yeni Moped'le hep daha iyi. Toyota Yaris Hibrit. B segmentindeki ilk hibrit otomobil. Toyota, alanındaki en başarılı ve ihtiyaca en iyi cevap verebilen aracı sizlere sunarak büyük bir atılım gerçekleştirdi. Toyota Yaris Hibrit, kendini şarj edebilme özelliği, enerji tasarrufu ve çevreci olma özelliğiyle diğer otomobillerden ayrılmaktadır. Toyota Plaza, Kocaeli Kaya. My name is Pussy Galore. I must be dreaming. No more foreplay. My name is Bond. 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 James Bond. 50 yılda 23 film 6 yıldız. Şimdi tüm Bond'lar burada buluşuyor. Smart. The Smart. İmeso OSB'de yerinizi alın, marka olma fırsatını kaçırmayın. Filovası'nda temiz hava ile doğanın bütünleştiği 10 bin dönüm büyüklüğündeki sanayi bölgesinin merkezinde 380, 460, 550 ve 650 metrekare alanlara sahip sınırlı sayıda iş yeri için acele edin. Ağaçlı yeşil alanla donatılmış sahada çalışmaktan ayrı bir keyif alacaksınız. Yan sanayi ve tedarikçileri için satılık iş yerleri. Üstelik tamamı bitirilmiş altyapısı İmeso OSB ömür boyu sorunsuz çalışma rahatlığı sunuyor. Uygun ödeme koşullarıyla geniş ve rahat bir iş yerine kavuşun. Astronotla eğitimde uzay çağı başladı. 3, 2, 1, 0. Sen de bize katılmak istemez misin? Astronot Eğitim Portalı'nın görsel destekli konu anlatımları, testleri, alıştırmaları ve daha birçok interaktif özelliğiyle dersler artık çok daha kolay ve eğlenceli. Sen de www.astronot.com.tr adresine gir, Astronot Eğitim Portalı'na abone ol. Astronot Türkiye'ye iyi gelecek. Bu soğukta halı yıkatsam kurur mu? Bu halıdan lekeler çıkar mı? Günlerce halısız kalır mıyım derdine sor. Yeniliklerin öncüsü Gültem Halı Yıkama'da halılarınız kusursuz bir yıkamadan sonra özel ısı sistemli mavi fırınla kurur, kir, toz, mikrop, nem derdi son bulur. Üstelik metrekaresi sadece 3,5 lira. Bitmedi. Gültem Alu Hızlı Yıkama Servisiyle halılarınız bir günde teslim. Telefon 0262 319 1550. ...22 ayar bilezik. Sarraf tüysüzler. Thank you.
Evet sevgili seyirciler, kısa bir ara dedik ve ardından tekrar buradayız. Ajans 9 devam ediyor. Kocaeli TV ekranlarında biraz spor haberlerinden bahsedelim ve bakalım dün neler yaşandı. Kocaeli Spor Koma'da 0-4 demişler skor. 4-0'lık bir skor. Sezon başında topladığı puanlarla bu yıl ligde kalırım, 3. ligde kalır ve üst sıraya belki çıkabilirim umudu veren Kocaeli Spor maalesef yenilgilerle yenilgiler serisine devam etti. İzmit'te Oyak Rona karşısında bir yenilgi daha ekledi hanesine. Evet, Kocaeli Spor Oyak Rona karşısında 4-0'lık bir yenilgiyle efendim yine yıkıldı. Kendi sahasında yaptığı bir karşılaşmaydı. Darıca Gençler Birliği Maltepe Spor'u 2-0 yendi. Darıca Gençler Birliği Altın Ordu ile bir senin bir benim diyerek ligin birinci sırasına tekrar oturdu. 43 puanı var efendim Darıca Gençler Birliği'nin. Altın Ordu karşılaşması da Gümüşhane karşısında 2-0 yenilen Altın Ordu liderliği Darıca Gençler Birliği'ne teslim etmiş oldu. Gümüşhane Spor da 4. sırada iddialı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Efendim Kocaeli Spor'u hemen gözlerimiz arıyor. Maalesef ki ligde son 3 sıralamada yani 16, 17, 18 bunlar düşme potasında olan takımlar ve Mardin Spor'la Diyarbakır'ın kesin düştüğünü söyleyebiliriz ama Kocaeli Spor da şimdi orada onların yanında görmek bizleri üzdü. Kocaeli Spor 14 puanla 16. sırada ve düşme potasındaydı. Nerede 9. sıralar, nerede 11. sıralar? Hepsi mazide kaldı, geçmişte kaldı. Geçen haftalarda kaldı. Kocaeli Spor 4-0'lık mağlubiyetle şimdi karşımıza gelecek efendim. Teknik heyetin röportajları var. Futbolcularla röportaj var. Kocaeli Spor üzüntüsü herkesi yıktı, herkesi darmadağın etti. Hafta sonunda büyük bir beklentimiz vardı ama Kocaeli Spor Oyak Rona karşısında kendi evinde 4-0'lık bir mağlubiyetle tanıştı. Sevgili seyirciler, o görüntüler geldi şimdi. Kocaeli Spor ilk yarının son haftasında kendi sahasında Oyak Reno ekibini ağırladı. İsmet Paşa Stadında oynanan ve Yusuf Eren Yurtsever'in yönettiği maçta Kocaeli Spor sahaya Muhammed Rıza, Ebu Bekir, Birkan, Koray, Bartu, Sercan, Sefa, Emre Akgün, Aykut, Serhat ve Doğan 11 ile çıktı. Konuk ekip ise İbrahim, Semih, Caner, Nazım, Fatih, İrfan, Mesut, Hüseyin, Mesut Özgür, Cengiz Han ve Alihan tertibiyle çıktı. Maçın ilk 15 dakikasında iki takım orta alan mücadelesi ortaya koydu. Maçın 9. dakikasında rakibine sert müdahale eden Aykut sarı kart gördü. 22. dakikada Fatih'in attığı golle Bursa temsilcisi 1-0 öne geçti. Yenilen golden sonra demoralize olan Kocaeli Spor gol pozisyonuna girmekte zorluk çekti. 30. dakikada gelişen ani atakta Cengiz Han durumu 2-0 yaptı. İlk yarı 2-0 sonuçlandı. Kocaeli Spor'da ikinci yarıda Emre Akgün'ün yerine Yolcu, Serhat'ın yerine ise Barış Civelek girdi. 70. dakikada Nazım skoru 4-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 4-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Bir şey eksikse bu bizim açımızdan da geçerli. Yönetim kuruluyla oturacağız. Bu işin bir şeklini vereceğiz. Ama son 6 haftadır oyuncularımıza hep ikazımız o. Son girdiğimiz 4 hafta bizim için en kritik zaman süreç. Bu işin içerisinde biz varız veya yokuz. Profesyonelce düşünmedikleri sürece bundan öteye gitmek çok zor. Futbolcular bakıyoruz 17 puan toplamışlar. Bu takım topladı bunu. Başka toplayan kimse yok. Yani takımı toparlayacak, abilik yapacak konumda oyuncular işin içerisine girmiyor. Hep söylüyoruz. Ortalaması 18-19 yaş ortalamalı bir takım. Netice itibariyle bir yere kadar gidiyorsun. Bir yerden sonra sıkıntılar devam ediyor. 5 haftadır kaybediyoruz. Böyle bir psikolojide olan takımın düzelmesi de haliyle sıkıntı. Yani hocam devrenin olması bizim için bir avantaj herhalde. Artık yani bütün olanlar unutup bir an önce toparlanmamız gerekecek. Devre arasını iyi bir şekilde değerlendirsek herhalde bu psikolojiden kurtuluruz. Neticesinde devre arası mutlaka bizim için 27 günlük bir süre var. Bir avantaj ama yani 5 haftadır kötü giden bir takım var. Yani bunu bir an önce toparlayacak, beynen bir iş toparlanacak önce. Çalışmayı herkes yapıyor. O takımın içerisinde beynen güçlü olan
şekilde oyuncu çoksa bu işi sahada daha haliyle kendi lehimize çevirecek. Ama biz yani beynen de bitik bir takımız. Burada yani yükün büyüğü oyunculara düşüyor. Bir an önce kendilerini toparlamaları şart. Dediğim gibi yani toplantıya gireceğim. Teknik heyet de kendini yargılamak zorunda. Bunu zaten bu hafta içerisinde oyunculara üstüne basa basa söyledik. Netice itibariyle oyunun şeklini, her şeyi belirleyecek olan oyuncular, yaptıkları mücadele, işin içerisine aklımızı sokmadığımız süreç içerisinde çok daha sıkıntılara girecek. Ya şunu mu anlıyor? Yani istifa etmeyi mi düşünüyorsunuz? Ya oturacağız, konuşacağız Selim. Yani netice itibariyle baktığımız zaman bir şeyleri zorlamaya çalışıyorsun. Çözüm mü hocam peki? Bu yani çözüm değil, mutlaka çözüm değil. Ama bir şeyleri ortaya koyarak çözüm bulmak mecburiyeti de var netice itibariyle. Artık yani burada bu işin büyük çoğunluğu futbolcularla ilgili oluyor. Futbolcular kendilerine çeki düzen vermek zorundalar. Bu işin gidişatı yoksa çok daha kötü olacak. Evet, Kocaelispor'un bu kötü gidişatı bir an önce son vermesi gerekiyor. İlk yarıyı bitireceğiz. İlk yarıyı bitti diyelim ama ikinci yarıya gollü ve bol efendim galibiyetli girmemiz gerekiyor ki Kocaelispor hak ettiği yere ulaşsın. Ligde kalsın istiyoruz şu anlık. Çünkü Kocaelispor daha destekleri almış değil. Ama destekleri aldığında maddi manevi her türlü hazır hissettiğinde kendini ikincilik ve ardından birincilik maratonuna devam etsin. Spor haberlerinde ulusal gündeme bakacağız. Sessiz gece Trabzon Galatasaray maçında sahada gol sesi yoktu ama sis bombası vardı. Futbolcular nasıl kaçacağını bilemediler. Evet, Yıldırım ikna etti demişler. Aykut Kocaman kesin kararlıydı. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman eşyalarını topladı. Tesislerden çıkarken karşısına Mehmet Topal'la Bekir dikildi. Sonra Volkan ve Meneles geldi. Biz de bırakırız dediler. Son sözü ise Aziz Yıldırım söyledi. Gidilecekse hep birlikte gideriz. Bu çabalar etkili oldu. Kocaman istifasını geri çekti. Yıldırım 3 transfer sözü verdi sevgili seyirciler. Yıldırım'ın transfer listesinde önemli isimler var. Onlar da ulusal gündemde lanse edilmişler sevgili seyirciler. Aykut Kocaman için 3 yeni transfer var. Ve bu 3 yeni transfer içinde hangi isimler var? Şöyle biraz bakalım. Forvet'e Nobre'yi düşünen Fenerbahçe, defansta da sezon başı gerçekleşmeyen Rolando takviyesini yapacakmış. Bu arada listenin ilk sırasında ise Wolfsburglu Diego yer alıyormuş. Bu 3 transferi istiyorum. Bu 3 transferi bana getirirseniz ben takımda başarılı olacağımıza inanıyorum şeklinde söylemiş Aykut Kocaman ve istifa mı transfer mi diye restini de çekmiş tabii ki teknik heyet ve bu şekilde de istifasını da geri çekti ifade ediyor Aziz Yıldırım söylemleriyle. Sevgili seyirciler, dünyadan Türkiye'den haberler var, onları sizlerle paylaşalım. İşten atabilirsin zaten ölüyoruz başlığı var kaptanın son feryadı. Fırtınalı havada yardıma giderken daha Şile Limanı'ndan ayrılmadan kayalara çarparak batan kurtarma botunun arızalı olduğu ortaya çıktı. KGM 7 o fırtınalı 4 Aralık günü Şile'den denize açılan acil müdahale botunun adıydı. Motoru duran tekne kaptan Cemil Özben, çarkçıbaşı Mehmet Genç ve yağcı Turgay Sarıboğa'ya mezar oldu. Oysa son bakımı 26 Kasım'da yapılan motorun otomatik pilotunun arızalı acil durum akülerinden birinin boş, diğer 4 akünün ise eksik güçte olduğu raporla kıyı emniyetine bildirilmişti. Evet, işten atabilirsin zaten ölüyoruz demiş efendim kaptan Cemil Özben. O da işte hayatını kaybedenler arasındaydı kaptanın son feryadı. Başkanlık fiilen 2014'te başlıyor, hemen başlık olarak burada yansımış FM gazeteye. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı'nı halkın seçeceği 2014'ten itibaren Türkiye'nin fiilen yarı başkanlığa geçmiş olacağını söyledi. Ancak Bozdağ, yeni düzenleme olmadan seçim yapılırsa sorunlar çıkacağını savundu. Bozdağ, yeni anayasanın tüm parantezlerinde uzlaşma sağlanırsa sadece başkanlık önerisi kalırsa onu da çekeriz. Son veriler kamuoyunda başkanlık sistemine desteğin %30'ları aştığını gösteriyor demişler. Kubilay burada, vali nerede? Evet, Menemen'de 82 yıl önce öldürülen
Asteğmen Fehmi, Mustafa Fehmi Kubilay için düzenlenen törene İzmir Valisi Cahit Kıraç'ın bu yılda katılmaması protestoya neden oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törendeki konuşmalar sırasında vatandaşlar vali istifa sloganları attı. Kahramanmaraş'ta gergin yıl dönemi demişler efendim başlıkta. Kahramanmaraş'a Adana'dan giden iki otobüse izin verilmedi. Katliamda babası ve kardeşi ölen Yeter Batmaz Gül o gruptaydı. Maraş olaylarının 34. yıl dönümünün planlandığı etkinliğe güvenlik gerekçesiyle izin verilmemesi gerginliğe neden oldu. Kente gelen Alevi dernekleri hükümet bugün bize izin vermemekte bu cinayetleri onaylıyor anlamını çıkartabiliriz diye tepki gösterdi. Sevgili seyirciler, orta satırlarda tamamen ötekiyim başlıkları var. Aktivist, tiyatrocu, taraf yazarı Esmera ile cinsel kimliğini yaşamak isteyenlerin mücadelesini konuşuyorlarmış sözde. Varlığım muhalif sisteme çünkü trans yükselim, Kürt'üm, feministim diye başlıyormuş efendim Esmera. Aktivist, tiyatrocu, taraf yazarı Esmera'dan bahsettik. Sevgili seyirciler, Vatikan'a çağrı, Noel Baba'nın kemiklerini verin. Evet, İtalya'ya kaçırılmıştı başı var. Mira Andriake, kazı başkanı, arkeolog, profesör, doktor Nevzat Çevik, Anadolu'dan 1087'de kaçırılan Aziz Nikola'nın yani Noel Baba'nın kemiklerinin iade edilmesi için Vatikan'a çağrıda bulundu. Kemikler Demre'deki kiliseden alınıp İtalya'ya götürülmüştü. Şimdi o kemikleri geri istiyorlar. Evet, Suriye için bir ekmek başlığı var. Kampanya başlıyor. Bugün çok sayıda sivil toplum kuruluşu ortak bir kampanya başlatıyor. Sloganı kış geldi, Suriye için bir ekmek, bir battaniye olan kampanya www.suriyeicinbirekmek.com adresinden ulaşılabilecek bu kampanyaya ve hepiniz de bu kampanyaya davet ediyoruz efendim. Suriye için bir ekmek kampanyasında kış geldi ve onlar açlıkla yoksullukla mücadele ediyorlar. Ölümden kaçtılar sevgili seyirciler. Orada çok ince bir çizgi var. Onlar Suriye'de garibandık, işte Türkiye'de daha iyi olacağız diye gelmediler. Onlar Suriye'de ölümden kaçtılar. Esad zulmünden kaçtılar. Bu ayrıntıyı da bir dipnot olarak kafamızın bir köşesine kazıyalım ki Suriye'ye niye bir ekmek verelim ya da Suriyelilere neden yardım edelim diye soru varsa aklınızda, o soruya da bu cevap olacaktır. Sabah gazetesi manşetinde 5 yıldızlı vurgun var. Alanya'daki 7 milyon liralık arazi sahibinden habersiz olarak sahte kimlikle 5 yıldızlı otel inşa edecek iş adamına 2 milyon liraya satıldı. Evet, Alanya'da lüks otellerle çevrili 11 bin metrekarelik arazinin sahibi Yıldırım Kaplancı değerini öğrenmek için arazisini bir emlakçının internet sitesine koydu. Emlakçının burası satılmış sözüyle şok yaşayan Kaplancı akıl almaz sahtekarlığı ortaya çıkardı. Bir çete Kaplancı ile yeğeninin kimlik bilgileriyle sahte vekalet almış ve akıl hastası bir kişinin kimliğiyle araziyi otelcilik yapan Mustafa Dinler'e 2 milyon liraya satmıştı. Kaplancı tapu iptal davası açarken satış ve inşaat için bankadan 2 milyon 750 bin euro kredi çeken Dinler yıkıldı. Evet, Mustafa Dinler'in ucuza aldım sevinci kabusa dönüştü. 11 bin metrekarelik alana otel yapacak olan Mustafa Dinler isimli vatandaş efendim tam böyle ucuza buldum 2 milyon liraya böyle araziyi nereden bulacağım diye düşünürken İşte yıkıldığı an o an oldu ve efendim şimdi araziyi geri vermek durumunda. Cinler peşlerini bırakmıyor. Siirt'te yaşayan Toprak ailesinin oturduğu evdeki eşyalar bilinmeyen nedenle 4 ayda 300 defa yandı. Aile 4 kez ev değiştirmek zorunda kaldı. Zeki Toprak kimse bize ev vermiyor dedi. Şimdi acaba bunu 3 harfler mi yapıyor yoksa gerçekten efendim burada bir şizofreni hastası bir vatandaş mı söz konusu, haberin detaylarını da yazmıyor. Böbrek kanserine dondurucu gaz demişler. İngiltere'de böbrek kanserinin tedavisinde yeni bir dönem yöntem geliştirildi. Dondurucu gaz kanserli doku enjekte edilerek kanserli hücreler öldürülüyor sevgili seyirciler. Böbrek kanseri olan vatandaşlarımız için müjde, ama İngiltere'ye gitmek lazım. 11 milyon liralık, milyon tabletlik ihale geliyor sevgili seyirciler. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'den müjde, Fatih Projesi kapsamında dağıtılacak 11 milyon tablet bilgisayar için yeni yılın ilk 3 ayında ihale çıkılıyor. Öğrencilere ücretsiz verilecek tabletler Türkiye'de üretilecek. Liselere akıllı tahta kurulumu da bitti. Her şey hazır
ve son olarak Fatih projesinin ihalesini bekliyorduk. Sevgili seyirciler, Esad'ın fırın katliamı başlığı var hemen gördüğünüz gibi. Yüzü aşkın ölü. Savaş uçakları Hama'da ekmek kuyruğunda bekleyenlere vurdu. Birleşmiş Milletler temsilcisi Brahimi'nin Şam'a geldiği gün Esad güçleri bugüne kadarki en büyük sivil katliamlarından birini gerçekleştirdi. Hama'da fırın kuyruğunda başlığında bomba yağan sivil halktan ilk belirlemelere göre çoğu kadın, çocuk ve çocuk yüzün üzerinde insan hayatını kaybetti. Yüzü aşkın ölü. Ekmek kuyruğunda bekleyen vatandaşları öldürdü. Nasıl bir zihniyet, nasıl bir insanlık, nasıl bir aymazlıktır bu? İnsanlar ekmek kuyruğunda karınlarını doyurmak için, çocuklarını doyurmak için anneler ekmek kuyruğunda beklerken oraya savaş uçakları bomba yağdırıyor. Nasıl bir zulümdür bu? Nasıl bir insan olmayıştır? Gerçekten eleştire eleştire bitiremeyeceğimiz bir Esad zihniyeti ve zulmü var ortada sevgili seyirciler. Evet, bugün de iki saati sizlerle tamamlamış olduk. Kocaelispor'la üzüldük, bu olaylarla üzüldük ve tabii ki sevineceğimiz haberler olsun diyoruz haftanın devamında. Haftanın 5 günü sizlerle birlikteyiz, hafta içi 5 gün Kocaeli TV'de Ajans 9'dayız. Her sabah olduğu gibi saat 8.30'da. Yarın yine sizleri burada bekliyoruz. Önümüzdeki 4 gün daha güzel, daha mutlu haberler sizlere sunmak ümidiyle diyoruz ve mutlu bir gün diliyoruz efendim. Hoşçakalın.